İyi akşamlar, Başka Şeylere hoş geldiniz. Ben Ekin Olcayto. Yine her zaman olduğu gibi cumartesi gece yarısı karşınızdayız ve bu akşam yine çok ilginç bir konuyu masaya yatıracağız. Bu akşam insan ruhunu konuşacağız, insan ruhunun sırlarını konuşacağız, ölümden sonrasını konuşacağız ve ahiret, kıyamet bu gece yine konuşacağımız konular içinde. Ve çok değerli iki konuğumuz var. Birazdan onları size tanıtacağım ama öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi programa sorularınızla katılabilirsiniz. Sorularınızı da bana sosyal medyadan ulaştırabilirsiniz. Ekranın iki kenarında da göreceksiniz zaman zaman benim Twitter ve Instagram adreslerinden son postların altına Başka Şeyler hashtag ile sormak istediğiniz soruları gönderirseniz eğer ben de değerli hocalarıma program esnasında sorarım, cevaplarınızı alırsınız. Daha fazla vakit kaybetmeyelim dilerseniz ve hemen başlayalım. Bu akşam felsefeci, ilahiyatçı, Profesör Doktor Sayın Caner Taslaman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Ve yine ilahiyatçı doktor sevgili Emre Dorman. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de programımıza. Şimdi birazcık zor bir konu seçtik bu akşam. Ruh deyince herkesin çok merak ettiği bir şey. Çok anlatamadığımız da bir konu. Hatta Hazreti Muhammed'e de sorduklarında o da bir vahiy beklemiş galiba. Ben araştırırken onu gördüm. Ve gelen ayette de demiş ki o Rabbe aittir. Onlara bunu söyle. Şimdi biz ruh nedir diye sorunca ne anlatacaksınız hocam? İlk önce ruhu felsefe, Müslümanlık ve diğer dinler nasıl tanımlıyor? İsterseniz böyle başlayalım. Evet. Hem felsefe hem dinler deyince çok geniş bir konu. Hı hı. Şimdi ruhun ne olduğu tartışma konusu olmuş. Kur'an'daki ayetlere baktığımızda ruh kelimesi bizim bildiğimiz insana canlılığını veren, bilincini veren öğe anlamında da alınmış. Aynı zamanda Cebrail için kullanıldığını da görüyoruz Kur'an'da. Aynı zamanda vahiy için ve Allah'ın inayeti için de kullanılan bir kelime ruh kelimesi. Fakat şunu söyleyebilirim, Türkçe'de kullanıldığı anlamıyla ruh kelimesi, Kur'an'da daha çok ruh kelimesinden çok nefs kelimesiyle karşılaşılır. Bizim benlik dediğimiz kelimeyle karşılanır. Yani Kur'an'da ona karşılık ruh kelimesi de insanların kullandığına yakın anlamda geçse de, daha çok Kur'an'da nefis kelimesi, benlik diye belki de tercüme edilebileceğimiz kelime bizim Türkçe'de ruh dediğimiz kelimeye karşı kullanılır. Şimdi buradaki aslında zor bir konu. Evet. Felsefe açısından da siz sormuşken söyleyeyim. Yani felsefede de günümüzde bu zihin felsefesi alanında özellikle tartışılan bir konu. Konunun zorluğu şuradan kaynaklanıyor. Biz maddi dünyaya bakıyoruz. Maddi dünyayı bir fizik tanımlıyor mesela. Fizik tanımladığında bir bakıyoruz. Dalga olmak var, parçacık olmak var. Protonlar birbirlerini itiyorlar. Protonla elektron birbirini çekiyor. Değil mi? Bu böyle fizik seviyesinde. Kimyaya geçiyoruz. Bu birbirini iten, çeken protonlar işte belli etkileşimlerle belli bileşikler oluşuyor. Ortaya çıkıyorlar. İşte iki hidrojenle bir oksijen buluşuyor. Su molekülünü bile ortaya çıkartıyor. Ama yine burada da dikkat edin bir itme çekmeye benzer birleşme. Yine bir element olma var. Buradan kimyadan biyolojiye geçiyoruz bir üst basamağa. Burada da yine kimyadaki gibi oluşan moleküllerle beraber bu sefer canlı vücudunda bu tarz yapılar var. İşte bir karaciğer hücresi oluyor. Karaciğer hücresi canlının parçası oluyor. Beyine gidiyor, nöron oluyor. Nöron da böyle sinirlerle, elektrikle veyahut da kimyasallarla etkileşiyorlar. Ama burada da dikkat edin yine bir elektriğin gitmesi, kimyasallarla haberleşme, bir yere çarpma, bir buna benzer bir itme, çekme, dalga parçacık olma var değil mi? Şimdi böyle bakın fizik, kimya, biyolojiyi geçtik. Bir anda insan zihnine geliyoruz. İnsan zihnine geldiğimizde, daha doğrusu insanın bilinç özelliğine geldiğimizde diyelim, hani sırf beynin yapısını da bırakalım bir kenara, bilinç özelliğine geldiğimizde bu sefer üzülmek var, mutlu olmak var, yeşil renginin algısı var. Bakın yeşil fizikte tarif ettiğiniz dalga parçacık olmasının dışında bizim zihnimizde bir yeşil algısı var. Ki felsefe olarak nedir yeşil algısı hocam? İşte bizim yeşil olarak her ne gördüysek o. Bizim zihnimizdeki yeşili görmemiz. Üzülmek, mutluluk, acı. Bütün bunlar, bu bizim birinci şahıs olarak kendi iç dünyamızda tanıklık ettiğimiz şeyler. Yeşil algısı da, mutluluk da, üzüntü de, sevinçlerimiz de. İşin doğrusu bunu incelediğimizde köklü şekilde fiziğin, kimyanın ve biyolojinin anlattığı dünyadan farklı olduğunu görüyoruz. Köklü şekilde farklı. Şimdi dünyada bugün Harvard Üniversitesi'ne de gitseniz, Oxford'a da gitseniz, Almanya'da diyelim Münih Üniversitesi'ne de gitseniz, dünyanın neresine giderseniz gidin bir felsefe bölümüne, bunun
aslında felsefenin en zor problemlerinden biri olduğunu söyleyeceklerdir. Yani fizik dünya hep böyle itme, çekme, dalga, parçacık olma, orandan sonra bir işte hücreye, biyolojide dönüştü, yine benzer yapılar olsa da ne oluyor da bilinç ortaya çıktığında bu kökten bir farklılık oluyor. Fiziğin, yani bilincin dünyasındaki kullandığımız kavramlar, şeyler artık fiziğin dünyasından apayrı şeyler. Bu nasıl oluyor? Ve bilincin birçok özelliği nasıl bu kadar farklılaşıyor? Sonra bu farklılığın nasıl olduğunu anlatmak için zihin felsefesinde birçok teori çıkmış. Şimdi felsefi kısmını anlatıyor tabii, dinlerde de şeyler var. Şimdi bunların hepsini anlatsak işin doğrusu bir televizyon seyircisi için ağır da kaçabilecek bir konu olduğunu da söyleyeyim. O da beni hep endişelendiriyor. Yani bu köklü farklılığı anlatmak için mesela pampsizm dediğimiz tip bir görüş ortaya çıkmış. Birçok kimse göre çok uçuk kaçık gelecek bu görüşe göre maddenin en küçük parçalarında bile bilinç olduğunu söylemeye kalkmış. O köklü farklılığı ortadan kaldırmak. Bazı materyalistler bilinç diye bir şey yok, tamamen halüsinasyon görüyoruz demeye kalkmış. Ki bu bana göre felsefe açısından en berbat izah. Çünkü bilinç bizim için her şeyden daha temel. Yani bilimin bize felsefenin söyleyebileceği bilinçten daha temel bir şey yok. Niye? Çünkü bilimdeki geri kalan her şeyi bilmemiz veya felsefedeki herhangi bir konuda konuşmamız aslında bizim bilinç sahibi olduğumuzu varsaymamızla oluyor. Yani bizim bilinç sahibi varlık olduğumuzu varsaymamızı bırakınca ne bilim ne felsefe hiçbir şey ortada kalmıyor. Yani olabilecek her şeyden daha temel. Yani buradaki yani enteresan şey, birçok kimseye enteresan gelebilecek şey şu, bilinç olabilecek en açık şeydir bizim için. Bütün bilimin söylediklerinden ve felsefeden daha temeldir. Fakat olabilecek en açık şey tartışılması felsefedeki en zor konulardan biridir. Biz birçok zaman felsefede tartışılması en zor konuların Big Bang teorisi olduğunu düşünürüz. Mesela 13,8 milyar yıl önce başlıyor değil mi? 13,8 milyar yıl. İlk dakikada işte tanrı parçacığı dediğimiz parçacık devreye giriyor, kütleyi oluşturuyor. Orada işte atom altı parçacıklar nasıl ortaya çıkıyor? İşte bunlar zıtlarıyla beraber birbirlerini yok ediyorlar. İşte diyelim antisiyle beraber yok ediyorlar, yine kalıyor. Ya ilk dakikalarda olmuş bunlar, buraya geliyor falan. Ya bu ne kadar? Veyahut da dünya, jeoloji de çalışılıyor. 4,5 milyar önce dünya ortaya çıkıyor, güneşle aynı dönemde. 4,5 milyar yıldan sonra nasıl atmosfer oluşuyor falan. Ta buradan 4,5 milyar yılı konuşuyor. Ne kadar uzak geliyor. Emin olun yani bize bu kadar uzak şey değil mi? Bilinç bize olabilecek en temel şey, en girgin şey. Ve işin ilginci bu kadar uzak olan konular değil mi? 4,5 milyar yıl, 13,8 milyar yıldan bize bu kadar içkin olan o bilinci tartışmak felsefe açıdan emin olun daha zor. Benlik dediğimizde bilinç de çok alakalı bir konu. Ben ondan mesela bir Allah'ın varlığının delillerinden yazdım. Bilinç ve benlik delili dedim. Beraber bunu aldım. Benlik de buna çok içe bir konu. Mesela Ekin Olcayto kimdir? Felsefi açıdan sorsanız oldukça zor bir konu. Çok zor. Yani şöyle 10 saat önceki Ekin Olcayto ile sizi şu anda aynı yapan husus ne? Veya bir sene öncekiyle diyelim haydi. 6 ayda vücudunuzdaki bütün hücreler değişiyor, hücreler yenileniyor. Değişti. Ya peki o zaman insanın devamlılığını sağlayan şey beden mi? Benlik mi, ruh mu? İşte zaten asıl burada tartışma. Asıl tartışma konusu bu, öyle değil mi? Yani bu aslında işte Caner Hocam'ın dediği gibi tartışılması, anlaşılması zor konulardan bir tanesi. Şöyle ki aslında ruh nedir sorusu şöyle de sorulabilir. Varlık nedir sorusuyla ilişkili. Neden derseniz yani bundan 2500 yıl önce Antik Yunan metinlerine baktığınız zaman da aynı konu tartışılıyor. Varlık nedir? İşte Aristoteles mesela diyor ki işte varlık nedir sorusu uzun zaman önce sorulmuş. Bugün hala sorulan ve insanları en çok meşgul eden sorulardan bir tanesidir. İşte 2500 yıl geçmiş, biz bugün hala soruyoruz. Varlığımız sadece maddi şeylerden ibaret değildir kanısına varıyor mesela Aristoteles. Bununla ilgili Sokrates örneğini veriyor. Az önce işte Caner Hocam Ekin Olcayto örneğini verdi. Aristoteles de Sokrates örneğini veriyor. Diyor ki yani Sokrates'i düşünün diyor. Vücudu her yıl yenilenmesine rağmen diyor. O kaç yaşına gelirse gelsin aynı Sokrates olarak kalır diyor. Yani dolayısıyla aslında varlığı meydana getiren şey sadece maddi boyutu olan şeyler değil, materyal değil. Çünkü o doğada bütün canlılarla ortak zaten. Yani genetik ve biyolojik boyutumuz diğer canlılarla ortak. Ama insanı insan yapan, yani işte Ekin Hanım'ı Ekin Hanım yapan, Caner Hoca'yı Caner Hoca yapan, aslında onun biraz işte mizacı diyebileceğimiz, karakteri diyebileceğimiz, biraz da metafizik boyutu diyebileceğimiz. Yani sadece biyolojisi, fizyolojisi, işte anatomisi vesairesi değil de aslında onu o yapan. Yani ben mesela size çok yakın bir arkadaşınızla ilgili bir şey sorsam desem ki işte mesela atıyorum Duygu Hanım nasıl birisidir?
Yani siz mesela Duygu Hanım'ın işte boyunun ne olduğundan, kilosunun ne olduğundan, göz renginden, saç renginden bahsetmek yerine nelerden bahsedersiniz? Aslında duyguyu duygu yapan şeylerden. Çok yani iyi şöyle kalplidir, bir, evet, çok iyi kalplidir, işte çok yardımsever bir insandır, çok merhametlidir, hayvanları çok sever, işte evde kedisi vardır. Şimdi bunlar nedir? Aslında onu o yapan ve bizim böyle somut olarak ortaya koyamayacağımız şeyler. Mesela çok iyi kalpli olması somut olarak ortaya koyamayacağımız şeyler. İyi bir insan olması somut olarak ortaya koyamayacağımız şeyler. Ancak o eylemlerle bunu ortaya koyabilir. Dolayısıyla ruh nedir sorusu aynı zamanda varlık nedir sorusuyla ilişkilidir. Ve Caner Hocam'ın da dediği gibi bizi biz yapan özellikleri açığa çıkartan şeydir. Ama yani somut bir şey olmadığı için, böyle boyutları olmadığı için bu anlamda tanımlamak, fizikle, kimyayla, biyolojiyle sınıflamak çok kolay değil. Evet. Şimdi, mesela bir örnek vereyim istiyorsan. Hocam. Mesela bilincin herkesin yaşadığı ama geri kalan maddeden çok farklı bir özelliği. Mesela bir şey hakkında düşünebilmek. Mesela ben şu bardak hakkında düşünebiliyorum. Şimdi fiziğin geldiği dünyaya bakalım, değil mi? Dünya fizik, kimya, materyal dünyanın oluştuğu şeyler, bunlardan ele alan bilimler bunlar. Fizik, kimya, biyoloji. Şimdi bir proton bir elektronla etkileşimde, değil mi? Yani sonuçta protonlar atom sayısını oluşturuyor, atomların içinde çevresinde elektronlar var. Bir proton elektron hakkında düşünmüyor veya proton diğer proton hakkında düşünmüyor. Veya protonlar birbirlerini iterken gluonlar onları merkezde tutarken gluon ya ben bu protonları bir arada tutmazsam farklı atomlar oluşmaz bunları bir arada tutayım demiyor. Birinin diğeri hakkında düşünmesi yok. Bakın fizik dünyanın neresine bakarsanız bakın hakkındalık dediğimiz felsefedeki özellik veyahut da yönelmişlik dediğimiz özellik yok. İngilizcesi bunu intentionality veya aboutness diyebileceğimiz terimlerle karşılanıyor. Bunu da özellikle söylüyorum. Bunun literatürü daha çok İngilizcedir yani bilenler için söylüyorum. Sonra yine diyelim kimyaya geçtik. Kimyada diyelim sülfürik asit var. Sülfürik asit diyelim bir asitler, bazlar diyelim turunsol kağıdıyla işte farklı etkileşiyorlar falan. İşte ne bileyim turunsol kağıdı hakkında bir asit baz veya birbiri hakkında düşünmüyorlar. Veya hidrojen işte sülfür hakkında, oksijen bir durum hakkında bir şey düşünmüyor değil mi? Onlar birleşiyorlar dedi. Oksijen, hidrojen birleşip suyu oluşturunca haydi oksijene doğru gidip su molekülü oluşturalım tarzı bir şey yok. Yani bir hakkındalık dediğimiz bir şey kimyada da gözükmüyor. Moleküller, birleşmelerde. Peki biyolojiye geçtiğimizde yani birçok vücudumuzda hormonlar merkezlerden salgılanıyor. Beynimizden diyelim bir hormon salgılanıyor, karaciğere gidiyor ama ya karaciğere beynin oradaki nokta, biyolojideki nokta karaciğerin farkında ben karaciğere bir şey salgılayayım diye düşünmüyor. Anlatan orada bir mekanik sistemle salgılanıyor ve o karaciğere gidiyor. Karaciğerle bir etkileşim var da vücudun o noktasına ayrıca bir karaciğerle ben etkileşimde bulunayım bilinci yok. Fakat bilince geçtiğimizde burada dikkat edin ruhla bilinç genelde şimdi biz tabii Kur'an'daki kelimenin kullanımı nefis çok onların detayına girmedik ama bilinç dediğimiz konu işte geçelim. Ruhu farklı eden özellikler, insanların genelde ruhla kastettiklerini farklı eden özellikler için kullanıldığı için ben bazen bilinç dediğimde insanların çoğunu ruh diye kastettiklerini kastediyorum. Şimdi bilince geçtiğimizde biz bir şey hakkında düşünüyoruz. Mesela ben şu bardak hakkında düşünüyorum. Bakın zihin dışında hiçbir yerde bu özellik yok. Buradaki dev sorulardan birisi şu felsefe açısından. Nasıl oluyor da maddi dünyada fizik, kimya, biyolojide hakkındalık diye bir özellik hiçbir yerde yokken bir şekilde hakkındalık özelliğinden tamamen uzak bu madde parçacıkları birleşiyor ve zihnimizde hakkındalık özelliği ortaya çıkıyor. Ben şu anda bir mavi renk hakkında düşünebiliyorum. Bakın çok komplike bir şeyden bahsetmiyorum. İnsanlar hani bilinç deyince, bilinç çok böyle farklı deyince genelde bizim bilincimizin santranç oynama özelliğinden veyahut da asal sayıların sonsuz adette olduğunu ispatla ilgili bir teorem gibi üst seviyede bir matematikten falan bahsettiğimizi düşünebilirler. Veya kuantum teorisindeki işte süper pozisyondan falan bahsetmemiz. Hayır öyle bir şeyden bahsetmiyorum. En basit bilinç durumunu alalım. İşte şuradaki mavi renk hakkında global yazıyor. Kim reklama girmez sizden bahsedelim. Kendi reklamımızı kendi yapabiliriz. Reklamımız şuradaki mavi renk hakkında düşünüyorum değil mi? Veyahut da bardak hakkında düşünüyorum. Bu bir tek bilinçte yani böyle en basit zihin durumu bile kimyanın, biyolojinin anlattığı başka hiçbir dünyada yok. Bilgisayarlar da bir şey hakkında, burada bilgisayarlar birçok kimse için yanıltıcıdır. Bilgisayar da bir şey için dikkat edildiğinde, diyelim ki bilgisayar
8 rakamlı sayıları çok rahat çarpar bir bilgisayar. İnsan zihni için zor. Ama bunları çağırdığında mesela biz diyelim 82 dediğimizde zihnimizde bir 82 hakkında düşünme vardı. Bilgisayar için öyle bir an yok. Bir bilgisayar programcısı onu devreler arası nasıl ayarlayıp diyelim 82 ile bilmem hangi sayıyı nasıl çarptığını gösterebilir. Orada bir an için 82 hakkında düşünme diye bir şey yok bilgisayarda. Yani insandan daha komplike üst şeyler yapan bir şeyde de yok. Yani bu demek istediğim hakkındalık özelliği sadece ve sadece bilinçte var. Bilgisayar yani bir deftere sizin çok komplike bir şiiri yazdığınızda nasıl ki defter o şiir hakkında düşünmüyorsa siz en üst bir edebiyat eserini romanı bir deftere yazabilirsiniz veya kitaba. Kitabın kendisi şu anda bunun içinde yazılanlar hakkında düşünmüyor. Ancak bir zihinle oraya baktığınızda düşünebiliyorsunuz. Aynı şey bizim bilgisayardaki çıkarımlara baktığımızda da geçerli. Buradaki dev soruyu birçok, yani öncelikle şunu yapmaya çalışıyorum. Zihinle ilgili konularda bize en içkin olan bu deneyimin nasıl aslında evrenin en garip, en ilginç, en olağanüstü şeyin olduğunu yakalamamız lazım. Ve bunda maddenin geri kalan bütün özelliklerinden daha farklı şeyler olduğunu yakalamamız lazım. Bunu anlarsak ruhla ilgili tartışmanın neden bu kadar ilginç, bilinçle ilgili tartışmanın dünyada neden bu kadar ilginç bir tartışma olduğunu yakalayabiliriz. Bunu anlamamız için bir kez daha tekrar ediyorum. Anlaşılma, yani zor bir konu olduğu için aynı şeyleri. Bilincin üst seviyedeki bilim üretme gibi fonksiyonlarından bahsetmiyorum. En basit zihin durumu bile biz ayıkken olan hakkındalıklar içerir. Herhangi bir şey hakkında düşünmek bilincin adeta ham maddesidir, tuğlasıdır. Yani bir matematik işlemi yaparken de, evi süpürürken de, şu bardağa bakarken de, televizyona bakarken televizyon hakkında düşünmek vardır. Yani bilinç televizyona yönelir. Mesela şu anda televizyondan bizi seyredenler, televizyonda bizim görüntümüzün hakkında düşünürler. Bu şekilde bir hak, mesela televizyon görüntüyü yayınlarken bir makinedir veya bilgisayar. Öyle bir şey düşünmüyor. Kendi ekranında yer alan sayılar hakkında bilgisayar düşünmediği gibi televizyon şu anda bizim hakkımızda düşünmez. Veya herhangi fizikteki bir şey birleşçe başka bir yapının etkileşiminde bulunacağı başka şey hakkında düşün. Buradaki dev soru şu. Ne oluyor da fizikteki yapılar birleşip kimyadakileri oluşturuyorlar? Buradan biyolojiye geçiliyor. Biyolojiden 86 milyar tane aşağı yukarı nöronun olduğu beyne geliniyor. Ve buradaki 86 milyar nöronun bir şekilde etkileşimde olduğu durumda evrenin başka hiçbir noktasında, yani hiçbir kompleks makinede bizim ürettiğimiz ve evrenin hiçbir noktasında olmayan hakkındalık gibi özellikler çıkıyor. Şimdi ben hani hep konuşulan, merak edilen bu ruhlar alemi denilen şeye aslında geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla soru geliyor. İzleyicilerimizden başladı sorular. Onlara da yetişmek istiyorum bu gece. Şimdi işte Allah bize ruhu üflüyor. Bunu biliyoruz. Yani bunu şimdi sizden anlatmanızı rica edeceğim. Doğduğumuz anda artık bizim ruhumuz bizimle birlikte doğuyor. Yani ruh doğar mı? Ruh bedene ne zaman girer? Hani anne karnındayken mi üfleniyor bu ruh? Cinsiyeti belli mi? Yoksa yani nasıl gelişir bu durum? Bunu merak ediyoruz. Şimdi öncelikle şöyle ifade etmek lazım. Yani ruhların böyle farkındalık sahibi olduğu bir alem yok. Tabii bir insan öldüğü zaman ruhu da doğal olarak ondan çıkarılıyor. Ve nereye gidiyor? Ve aslında nereye gittiğini bilmiyoruz. Yani böyle onların o hayatı devam ettirdikleri, farkında oldukları böyle bir alem yok. Hani bizi görebildikleri, izleyebildikleri, haberdar olabildikleri bir alem yok. Neden derseniz bir insanın ölmesi hem ruh hem beden ölümdür aslında bir anlamda. Tabii ruhlar yok olmaz. Çünkü insan o kıyamet saati geldikten sonra, tekrardan dirildikten sonra insanlara o ruhları teslim edilir. Yani bizim genel kanaat o. Ve insanlar haşredilirler, toplanırlar bir araya. İşte hesap günü gelir. Dolayısıyla insanlar o ruhları kendilerine teslim edildikleri zaman bu dünyada yaşadıkları hayatla ilgili bir takım kesitleri hatırlarlar. Hatta pişmanlık duyar insanlar. Ama o ana kadar bedenle ruhun herhangi bir iletişimi veya irtibatı söz konusu değil olmadığı gibi bir insanın ruhunun başka bir insanla iletişimi de söz konusu değildir. Dolayısıyla bir insan öldüğü zaman ruhu da tekrar dirilene kadar bir nevi uykuya dalar, uykuya yatırılır gibi. Şöyle açıklayabiliriz bunu. Mesela işte 2000 yılında doğan bir insanı esas alalım. 2000 yılında doğan bir insan, işte miladı esas alacak olursak onun ruhu 2000 yıldır bir yerde beklemiş değildir. O dünyaya geldikten sonra ruh ona verilmiştir. Dolayısıyla o insan öldüğü zaman da
ruhu o tekrar dirilene kadar bekletilecektir. Tekrar dirildikten sonra o insana iade edilecektir. Bu anlamda bir ruhların bulunduğu, beklediği, kendi aralarında konuştukları, dünya ile irtibat kurdukları, haberdar oldukları, sevdikleriyle irtibat kurabildikleri bir durum söz konusu değil. Allah'ın ruhundan üflemesi ise insana hayat vermesidir aslında. Hayat bahşetmesidir. Çünkü dedik ya insanın o materyal boyutu yani o biyolojik, anatomik, fizyolojik dediğimiz o boyut ancak Allah'ın kazandırmış olduğu ruh olduğu zaman gerçek anlamda bir hayat bulabilir. Mesela biz biyoloji yaşam derken kastettiği şeyle felsefenin yaşam derken kastettiği şey farklıdır. Ya da biyolojinin insan derken kastettiği şeyle felsefenin insan derken kastettiği şey farklıdır. Çünkü felsefe aslında insan, insanın değerleri işte ahlak gibi, zihin gibi bir takım konularla ilgilenir. Ama biyoloji daha çok insanın materyal boyutuyla alakalıdır, ilgilidir. Bu anlamda Allah'ın ruhundan üflemesi insana o hayatı bahşetmesidir. Çünkü Allah'ın da bir ismidir aynı zamanda. El-Hay dediğimiz yani hayat, hayatın kaynağı olan. Ancak hayatın kaynağı olan yaşamı ve hayatı var edebilir ve bu yaşam ve hayatın içerisinde yaşamasını murad ettiği işte insan dediğimiz bu varlığa hayat verebilir, hayat kazandırabilir. Bu şekilde bir ruh üflemesi durumu söz konusu ama dediğim gibi böyle bir ruhlar aleminde onların bir araya gelmesi, toplanması, kendi aralarında irtibat kurmaları ya da dünyadaki yakınlarıyla irtibat kurmaları, müdahil olmaları, ara ara gelmeleri, böyle ziyaret etmeleri falan türü şeyler mümkün değil. Çünkü öyle olsa o varlık, o insan zaten ölmemiş olur. Peki hocam şunu merak ediyorum. Şimdi biz ana rahmine düşüyoruz. Yani milyarlarca insan var dünya üzerinde. Evet. Yani bugüne kadar yaşamış, ölmüş. Biz ana rahmine düştüğümüz an itibariyle bizim için bir ruh mu yaratılıyor? Hı-hı. Yani yoksa bu ruhlar zaten var ve bir bedene mi giriyorlar? Yani biz dışarıda bir alem yok diyorsunuz ama bu nasıl bir anda bir insanın içine ruh giriyor? Yani şimdi şöyle insanın içine bir yerden girmiyor. Zaten insan anne rahminde oluşma aşamalarıyla birlikte Allah ona o ruhu da kazandırıyor. Yani dünyaya geldiği zaman o ruh zaten bedeniyle beraber gelmiş oluyor. Ama o hangi aşamada oluyor doğrusu onu bilmiyoruz. Onu bilmek mümkün de değil. Çünkü bu zaten gözlemlenebilecek bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda bir açıklama olmadığı için, bilgi olmadığı için bir şey dememiz mümkün değil. Ama işte bazı insanlar bunun işte ilk 3 aylık aşamasından sonra bebeğe ruh verildiğiyle ilgili bir takım iddialarda bulunuyorlar. 3 aylık aşamasından önce aslında tam anlamıyla bir can olmadığı, bir can kazanmadığını söylüyorlar ama yani bu da çok böyle makul gelmiyor bana açıkçası kişisel olarak ifade edecek olursam. Bu anlamda o ruhun bedene ne zaman nüfuz ettiği, ne zaman onu kazandığı ile ilgili bir bilgimiz yok. Ama şunu biliyoruz, dışarıdan böyle bir transfer yoluyla gelen bir şey değil. Nasıl ki bizim anne rahminde bir ceninken ellerimiz, ayaklarımız oluşuyor. Nasıl ki iskelet sistemimiz oluşuyor, onlara etler giydiriliyor, derimiz oluşuyor, işte gözlerimiz, kulaklarımız vesairemiz oluşuyorsa bunun oluşma aşamasında aynı zamanda Allah ruhu da oluşturuyor. Dolayısıyla bir insan dünyaya geldiği zaman zaten o bedeniyle beraber geliyor. Ruh bedenle bitişik midir? Ondan ayrı bir öz müdür? Bu da tartışılmıştır tarih boyunca bu anlamda. Bu konuda da farklı görüşler vardır. Yani iki ayrı cevher olduğu, iki ayrı öz olduğu ile ilgili görüşler de vardı. Yok, onların bir olduğu ile ilgili görüşler vardı. Caner Hocam da bu konuda çalışmaları var, makaleleri var. Açıkçası bu konuda da farklı görüşler var ama orada da çok böyle bir net keskin konuşabileceğimiz şey yok açıkçası. Peki ruhların cinsiyeti var mıdır hocam? Şimdi ruhun ne olduğunu evvela somutlaştırmamız lazım. Şimdi insan dediğimiz her birimiz aslında ruh taşıyan bir varlığız. O yüzden bizim cinsiyetimizin olması demek ki ruhun cinsiyeti var demektir. Yani Ekin Olcayto zaten bir ruhtur. Yani Caner Taslaman da bir ruhtur ama bu aynı zamanda bedendir. Yani biri diğerine aykırı bir şey değildir. Şu anda Ekin hanımsa biz de işte erkeksek yani tabii demek ki bir cinsiyeti var ruhun. Yani ruh zaten bizden farklı bir şey değildir. Şimdi Kur'an'da bir kez daha hatırlatayım. Yani Kur'an'daki terminolojide daha çok insanlar ruh dediği şey daha Kur'an'da daha çok nefs kelimesiyle geçer. Onu da bir kez daha belirttim. Hani ben Türkçe'de ruh kelimesini kullanırken insanlar ruh kelimesini Arapçadaki o nefis kelimesiyle de kastedilen şey için kullandıkları için o anlamda kullanıyorum. Yoksa Kur'an'da ruh kelimesi nefse göre daha az geçer ve dediğim gibi bazen Cebrail peygamber için, bazen vahiy için de geçen bir kelime. Onu bir kere daha belirteyim. Çünkü bu kavramlar birazcık karışmış vaziyette insanlarla. Şimdi buradaki önemli tartışmalardan birisi şu. İslam düşüncesinde ve Hristiyan düşüncesinde de aynı farklılık olmuş. Onu belirtmekte fayda var. Şimdi iki tip ruh anlayışı var. Diyelim şu bir bardak diyelim, bizim maddi bedenimiz diye düşünelim. Şimdi birinci ruh tipi anlayışı, hani Allah da ruh üfledi de anlaşılan anlaşılır. Şurada bir
Ruh dediğimiz bundan ayrı bir varlık var. Evet. Hop bunun içine soku. Bakın ikinci bir varlık geldi. Hı hı. Geldi hop ne oldu bu? Ruhlandı, insan oldu. Şimdi bu bir görüş. Buna felsefe literatüründe dualizm deniyor. İkicilik. İkicilik. Bir de şöyle bir anlayış var. Şu diyelim maddi beden. Bu ruhlanıyor. Hop bunun içine bir özellik konuyor. Bu neyse o oluyor. Yani bunun içine aslında bir... Aslında ikisi de aynı şey gibi değil mi yani? Peki sonuç olarak aynı. İnsan her neyse aynı da. Fark şu. Birinde buna maddede olmayan ayrı bir Türkçe kelime karşılığı felsefedeki bunu cevher. Hı hı. Bazen daha öz Türkçe'de töz de derler. Ayrı bir varlık türü bunun içine giriyor. Bundan ayrılabilen bir varlık. Aslında ayrı olan bir varlık giriyor. Bunlar birleşip burada tek bir varlık oluyor. Hı. Ama bu tek bir varlık iki tane ayrı cevheri taşıyan bir varlık. Yani insan dediğimiz şey iki dualizm varlık. Öbüründe bir madde de bir özellik yok. Mesela nedir? Emre Hocam da dedi mi? Ruhla hayatlanmak kastediyor. Bu maddede bir hayat özelliği yok. Madde öyle bir birleşime, öyle bir şekle getiriliyor ki hop madde canlanıyor. Sonuçta fenomen olarak bu tabii ki dualizm değil. Bu bir yerde insanı açıklamak açısından bir monizm diyebileceğimiz. Yani bir tek cevher üzerinden olayı anlatma. İslam düşüncesinde ve Hristiyan düşüncesinde çoğunluk hangi görüştür derseniz çoğunluk dualizmdir. Fakat her iki görüşte vardır. Hristiyanlıkta da İslami, Hristiyanlıkla İslamiyet diyorum çünkü dünyanın %66'sını oluşturuyorlar. Aynı şey Yahudilik içinde geçerli. Fakat baktığımızda ne Kur'an'da aslında ne diğer metinlerde dualizm diye bir terminoloji yoktur. Dualizm, monizm şeklindeki terminoloji felsefeden gelmiş bir terminolojidir. Kur'an bir ruh üflenmesinden bahseder. Ruhun ayrı bir cevher mi? Ayrı tipi varlık türü mü? Bu varlığın içine sokulmuş bir özellik mi olduğunu Kur'an'da bulamazsınız. O yüzden mesela İslam kelamcılarının bir kısmı ruhu latif madde olarak tarif etmişlerdi. Bakın maddeden ayrı bir şey değil ruh. Buradan ayrı bir varlık türü buna girip girmiyor. Tamamen bir latif madde bu madde özelliğin içinde devam ediyor. Şimdi bunlardan peki hangisini seçeceğiz? İşin doğrusu ben burada bir makale yazdım. Makalede de buradaki kendi pozisyonumu teolojik agnostisizm olarak belirttim. Yani teolojik agnostisizmden kastım şu. Teolojik yani din adına buna bilinemezci kalmak. Bunda şunu demek istedim. Yani İslami açıdan temel olan şey Allah'ın buna ruh verdiğini saptamaktır. Ruh vermekle de Allah ne yapmıştır? Bu hayat olmayan maddeyi hayatlandırmıştır. Bunu Allah'ın bunun için ayrı bir madde türü sokarak mı, bu maddenin içinden bir özellik çıkartarak mı yaptığı konusu önemli değildir. O yüzden teolojik olarak agnostiz kalıyoruz. Pekala Allah isterse tek maddenin içinde de canlı olmayan maddede canlılık özelliğini çıkartabilir. İlla ki maddenin içine başka bir madde türü sokmak zorunda değil. İsterse onu öyle de yapabilir. Çünkü bir kısım insanlar fizik, kimya, biyoloji madem ki bu maddeyi tarif ediyor, onların tarif edemeyeceği kadar o zihnindeki bu kadar büyük kopuklukları tarif etmede en kolay yol ayrı bir varlık türünün bu maddeye girdiğini düşünmek insan yaratıldığında diye dualizme gitmişler. Fakat diğer taraftan bir kısım görüyor ki yani aslında bizim madde dediğimiz şeyi de biz şöyle zannediyoruz. Yani fizikte, yani fizikçiler E eşittir MC kare derler, kütleden, enerjiden konuşurlar ama enerjinin bizatihi kendisi nedir, kütlenin bizatihi kendisi nedir dersek aslında maddenin özünün de bizatihi ne olduğu konusu fizikte o da havada bir konudur. Yani biz maddeyle ilgili birçok şeyi tarif ederiz de bunları tarif etmekle maddenin bizatihi kendine ne olduğunu aslında açıklamış olmayız. Madde pekala bizim sandığımızdan çok daha zengin. Belli bir bileşime geldiğinde canlılık ruh özelliğini çıkartacak şekilde Allah tarafından tasarlanmış bir yapı olabilir. Yani madde kendi dışında bir varlık türüyle buluşmadan hayatı ortaya çıkartacak şekilde tasarlanmış bir şey olması da pekala mümkün. O yüzden Allah'ın ruh vermesini, dışarıdan bir yapı sokmasını insan içine değil, insanın çamurdan yaratılan sonra anne rahminde aşamalardan geçen, Kur'an o aşamaları da tarif eder, onları geçirirken oradaki bir yerdeki onu tam şeyini söyleyemiyoruz. Bir yerde Allah bir şekilde onu bir canlandırıyor. Canlılık özelliği vermesi olarak pekala değerlendirilebilir. Bu şey var ya mesela işte bitkisel hayatta diyoruz mesela işte komada, yoğun bakımda falan olan insanlar. Şimdi onlara baktığın zaman aslında bir kısımda hatta cihazlara bağlı olmasıyla beraber
onların biyolojik olarak yaşadıklarını biliyoruz. Evet. Ama mesela onlar o durumdan çıktıkları zaman hayata döndü diyoruz değil mi? Evet. Böyle tarif ediyoruz. Niye? Çünkü o bilinci tekrar yerine geldi. Hatta algıları açıldı, farkındalığı açıldı. Bazılarının o esnada bizi duyduklarını da öğrenebiliyoruz. Evet, yani evet, o kendine gelme aşamasından önce böyle bir şeyin olduğunu da söylüyorlar. Yani buradan neyi anlatmaya çalışıyorum? İnsanın biyolojik olarak yaşaması değil, buradan ruhtan kastettiğimiz şey, hayat bulması, biyolojik olarak yaşaması. Mesela biz uykuda da, uyku bir çeşit ölüm kılık diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi hocam, şimdi onu soracaktım. Yani ruh bedenden ayrılıyor mu biz uyuduğumuzda? Şimdi bu da çok tartışılan, iddia edilen konulardan bir tanesi. Ruhumuz çıkıyor, dolaşıyor falan, gidiyor bir yerlerde. Rüya alemi. Rüya aleminde falan. Şimdi bir kere rüyaları neden gördüğümüz, nasıl gördüğümüz, bu yani bilim insanları tarafından hala da açıklanabilmiş, tespit edilmiş bir şey değil açıkçası. Ama şunu biliyoruz en azından. Gün içerisinde özellikle veya daha önceden yaşadığımız bir takım tecrübelerin uykumuz esnasında işte beynimizin bize çıkardığı bir takım böyle karelerle bize izletilmesi, gösterilmesi bir anlamda. Ama biz onun gerçek hayattan bağımsız bir şey olduğunu biliyoruz. Yani o rüyamızda öyle şeyler görüyoruz ki bazen gerçek hayatta, fizik alemde gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyler. Çok yüksek bir yerden kendinizi düşer görüyorsunuz, bakıyorsunuz işte denizde yüzmeye devam ediyorsunuz falan, alakası bir yere falan. Hatta bazen uyanıp da diyorsunuz ki yani çok garip bir rüya gördüm diye. Ya bir yandan uçuyordum, bir yandan denizde yüzüyordum falan. Bu anlamda o rüyaları niye gördüm, nasıl gördüğümüzü bilmiyorum. Ama o ruhumuzun çıkıp bir yerlerde dolaşıp da bize sonradan dönüp izlettirdiği şeyler değil. Bu anlamda şu var. Uykunun bir nevi ölüm kılınması, Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekildiği gibi insanın aslında o bilinç halinin, o farkındalık halinin ondan alınması. Biz mesela saat 12'de yattığımız zaman gece diyelim ki sabah 5-6'ya kadar, işte namaza kadar diyelim uyuyoruz. Kalkıyoruz o saatte ve 5-6 saat geçmiş oluyor. Ama 5-6 saat geçmeyi biz idrak etmiyoruz aslında. İdrak etmiyoruz. Evet, hatta yanımızdaki saatte oynasalar, bir anda bizi uyandırsalar, bir saat derin uyumuşsak 6 saat geçti dese kimse kolay kolay şöyle bir şey demez. Ya hiç 6 saat geçmiş gibi hissetmiyorum demez. Çünkü gerçekten ona inanır. Bu anlamda o esnada insanın o farkındalık halinde olmaması, o bilinç halinde olmaması, tekrar uyanana kadar dışarıda neler olup bittiğinden haberdar olmaması bir anlamda aslında işte insanın bir nevi ölüm tecrübesi gibi, ölümü yaşıyor olması gibi. Ama uykudayken ruhun çıkıp işte sokakta dolaşması vesairesi veya farklı insanlarla görüşmesi, irtibat kurması gibi bir durum söz konusu olmadığını biliyoruz en azından. Peki hocam, berzah alemi nedir? Yani hani yine uykuyla uyanıklık arasında bir yerde ama evet, öbür dünya ile bu taraf arasında bir yerde gibi açıklanıyor ama hani siz nasıl açıklarsınız? Şöyle diyeyim, şimdi doğru berzah arasam kelimesinin Kur'an'da kullanımına baktığımızda berzahı alem yapmanın mümkün olmadığını anlarız. Evet, dediğiniz gibi berzah alemi denmiştir, yapılmıştır ama Kur'an'ı incelediğimizde, Kur'an'da kelimenin kullanımına baktığımızda berzahtan bir alem çıkmayacağını görürüz. Kur'an'da birkaç kere geçiyor berzah kelimesi. Bunların bir iki tanesinde berzahın denizlerin karışmasına bir engel vardır anlamında. Bir engel anlamında kullanılıyor berzah. Berzah engel demek mi hocam? Evet, engel demek. Şimdi başka bir ayette de şöyle bir şey var. Ahirete gidenlerden bahsediliyor. Bunlar geriye dönüp de dünyada iyi işler yapmak istiyorlar. Allah diyor ki aralarında, arkalarında bir berzah vardır, engel vardır. Geri dönmeleri için. Asla dönemezler. Şimdi bak, şahıslar dönmek istiyor. Allah dönemeyeceklerini ifade için berzah kelimesini geçiyor. Şimdi bir kısımda bu arkalarında berzah var deyince buradaki berzah kelimesini bu ayetteki bir berzah aleme çevirmeye kalkmış. Hem Kur'an'daki tüm yerlerde kullanımına baktığımızda da mümkün değil bu. Biz de burada da baktığımızda bir berzah önlerinde olan bir şey değil, arkalarında kalan bir şey. İkincisi geriye dönemeyeceklerini Allah söylüyor. O zaman bunu bir yani alem olsa dönebiliyor olmaları lazım. Değil mi? Berzah dönmelerini engelleyen bir şey. Bir engel vardır. Geriye dönüp de yeniden dünyada yaptıklarını düzeltmeleri mümkün değil. Ölüm, yani ayette verilen mesaj şu. Siz bu dünyada yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz. Bu dünyada şanslarınız var. Allah size tövbe kapısını da açık bırakıyor. Tövbe edin. Allah tövbeleri kabul eden de olduğunu söylüyor. Fakat siz bir kere vefat ettiğinizde, canınız alındığında artık size bir daha bu dünyada bir şans verilmeyecek. İsterseniz, gönlünüz ister, artık pişmanlığınız olur. Aa, keşke geriye dönseydim dersiniz. Aa, ama aranızda artık bir engel var. Arkanızda bir engel var. İşte berzah var. Dönmenize engeldir. Yani bu verilen mesaj, ben bu dünyada yani her türlü kötülüğü yaparım, onu yaparım, bunu yaparım. Canım bana bir şans daha verilir. Dünyaya bir daha dönerim, hallederim şeklinde. Böyle reenkarnasyon var veya başka tip var. Hayaller kurmayın. Bu dünyada vefat etmenizde şansınız bitiyor.
arkanızda bir daha dönmenizde bir engel var. Dönemezsiniz. Yani berzah, peki hocam, alem değil, geriye dönüşün engel olduğunu söyleyen bir şey. Kur'an'daki diğer yerlerde kullanılışı da bu şekilde anlaşılmasını gerektirir. Bu ayetteki kullanım tarzı da bu şekilde anlaşılmasını gerektirir. Bir de onu da söyleyeyim. Mesela Emre hocam söyledi, Zümer suresi 42. ayette işte uykuda alınıyor. Yani uykuda insanın o nefs özelliği durduruyor. Burada ruh, ruh bizden alınıyor mu uyurken? İşte ama onun alınmasından kasıt şu, alınıp da başka bir aleme götürülüyor demiyor. O Allah'ın kontrolünde. Yani sizin bilinç özelliğiniz, orada bakın nefisin alınmasından kasıt ne? Rüyada bir bilinç özelliğimiz duruyor bir süreliğine. Dünyadaki bir bilinç durumunda değiliz. Ondan sonra uyanmamızda veya rüyalarda belli aralıklarla o dönüyor bize bilinç özelliğimiz. Ama uyku sırasında bir alınmasına tanıklık ediyoruz. İşte alınıp nerede duruyor o işte esnada? Yani Allah'ın kontrolünde. Aslında. Yani o farkındalık alınıyor insanla. Yoksa onun böyle fiziki olarak bir şeyden alınıp başka bir yerde bekletilmesi gibi bir durum değil. O uyku halindeyken dış dünyayla irtibat kesiliyor. Hı hı. Tıpkı o komadaki hasta dedik ya onun gibi. Ve dolayısıyla ondan o farkındalık ve dış dünyayla ilgili duyuları aslında bir anlamda alınmış oluyor. Yani almaktan kasıt bir yerden alıp başka bir yere koymak değil. Allah'ın kontrolünde olduğu söyleniyor burada. Yani Allah'ın kontrolünde bir şekilde oluyor ama Emre Hocam'ın da belirttiği gibi bir mekan, Kur'an şu mekanla alıp da Allah bırakıyor demiyor. Yani şimdi bizden alınıp Allah'ın kontrolüne geçen, uyanınca insana yeniden verilen bir şey var, bilinç. Ölümle beraber de Allah diyor. Nasıl uykuda o bilinç durumu alınıp geliniyor? Ölümün de bir, uykunun bir benzeri olduğuna ayette dikkat çekiliyor. Yani nasıl siz uykuya geçtiğinizde bir şekilde sizden o bilinç durumunuz gidiyor. Aslında ölüm de bir nevi budur şeklinde ayetten bir mana çıkıyor Zümer 42'den. Şunu sorabilir miyim? Şimdi birçok insan var ölüm deneyimi yaşayan ve ölümden dönen diyelim. Hani işte çok büyük bir kaza geçiriyor, öldü sanıyorlar, işte bir kalp masajıyla kendine geliyor diyelim. Ve sonrasında diyor ki bu deneyimi yaşayan herkes aynı şeyi anlatıyor. Ben bir ışık gördüm, ışığa doğru gittim. Sonra bana dediler ki hayır senin daha işte zamanın var ve beni geri gönderdiler. Şimdi herkesin gördüğü ortak halüsinasyon aynı olabilir mi? Hayır, biz zaten burada bakın ben dikkat ediyorsanız dualizm yanlıştır diye hiçbir zaman bir şey demedim. Girmesine. Fakat diğer taraftan öbürünün de ben çok makul olduğunu söyledim. Ben şimdi diğer görüşün makul olduğunu anlatınca birçok kimse sanki dualizm kesin olamaz dediğinde. Ben burada hiçbir, bunu da şunun için anlatacağım. Çünkü söylediğinizden bazıları dualizmi çıkartıyor. Ben bir kere hiçbir görüş kesinlikle yanlıştır demiyorum. Fakat bilincin maddede olmayan olağanüstü bir özellik olduğunu kabul ediyorum. Eğer ki maddeden bilinç oluştu derseniz, madde Allah özelliği verdi derseniz o zaman da en azından şunu kabul etmeniz lazım. Madde bizim sandığımızdan çok daha zengin bir şey. Yani madde acayip bir şey diye maddeyi, yani var olan maddenin sandığımızdan da üst özellikler olan bir şey olduğunu kabul etmeniz lazım diye bir şey diyorum. Ama diğer taraftan dualizm tarzı bir şey de olabilir. Şimdi bu ölüme yakın deneylerin bir kısmında ruhun adeta bedenden ayrılıp yukarıdan baktığı veyahut da bir tünelde ışık gördüğü şekilde geçiyor. Bunlar çok enteresan deneyler ve dediğiniz gibi bunun yani enteresan kılan şeylerden birisi şu. Yani çok benzer şeyleri 3 kişi 4 kişi söylemiş olsaydı bu pek ciddiye alınmazdı. Ya şöyle derdi, ölüme yakın adam aslında ölüme yakında değil de baygınlık haliydi. Belli bir rüyası bir şey gördü, anlatıyor. Fakat bu kadar ayrı kişinin benzer bir ışık görme, bir rahatlama tarzı şeyi anlatması. Daha önce ölmüş bir yakınının onu almaya gelmesi falan gibi. Olabilir ama genelde o bir tünel, bir ışık görme, evet, bir yere doğru gitme, bir huzur halinin çökmesi tarzı bir şey. Çok ortak bir anlatım. Bunların nasıl, bu yani şöyle bizim, benim buradan çıkardığım şey şu. Yani bizim bedenimizde, bizim sandığımızdan da olağanüstü özellikler, bilincimizde olduğu tipinde bir şey çıkartıyorum. Ama bunun tamamen nasıl yorumlanması gerektiğiyle ilgili için doğrusu benim de kanaatim. %100 yok. Yani insan beyni çok komplike bir sistem. Hala daha tam anlaşılabilmiş değil. Dolayısıyla bizim gördüğümüz rüyalarda da işte dediğim gibi bu aslında beynin insana bir takım şeyleri fotoğraflaması. Bu ışık görme meselesi veya işte gittim şu anda değil sonra deme meselesi de bu beynin o anda insana yaşattığı bir tecrübe olabilir. Hani sevgili Cem Yılmaz'ı burada analım. Hani bir ışık gördüm falan ışık diyor deniyor hep yani. Hep herkes bir ışık görüyor. Şimdi tabii şu var, bir kere bir insanın hakkında ölüm hükmü verilmişse burada bir hata olmaz. Yani bir hata yaptık şu anda değil, daha sonradan falan denmez o insana. O insan artık ölüm melekleri tarafından karşılanmışsa iyi veya kötü anlamda o insanın ruhu alınır ve o insan artık hayata veda eder. Ama dediğim gibi insanların bir kısmı bunu söylüyorlar, evet bu takım tecrübelerden bahsediyorlar.
İşte bu belki insan beyninin bizim daha anlayamadığımız, daha çözemediğimiz, farkında olmadığımız bir şey olabilir. Fotoğraflaması olabilir yani insanların. Hocam şimdi şunu da merak ediyorum. Daha önceki programlarda biz sizinle iradeyi konuşmuştuk. Evet. Şimdi ruhla ilgili şunu merak ediyorum. İnsanın iradesi açısından bakarsak işte karar vermek, aşık olmak, istemek, reddetmek, bütün bunları insan aklıyla mı yapar, ruhuyla mı yapar? Yani bu kader de bunun neresinde aslında? Yani o ruhum istiyor ya da hayır, yani duygusal bir kararla mantıklı bir karar arasında kalmak gibi bir şey midir bu? Şimdi tabii ruh bizim bilinç dediğimiz özellik hem akılla hem duyguyla alakalıdır. Hı hı. Yani bizim bilinç sahibi varlık olduğumuzu bir kenara bıraktığımızda akıl ve duygu da kalmaz. Yani insanın akıl, iradeyle beraber akıl kullanabilmesi de duygu sahibi olması da bilinç özelliğimiz dedi. Bilinci burada özellikle kullanıyorum. Hani ruh kelimesine birçok zaman özdeş kullandığımı düşünebilirler. Yani insanların ruh dediğiyle benim bilinç dediğimle aynı şeyi kastediyorum. Kısacası burada ruh mu değil mi, ruh mu akıl mı diye demekten ziyade akıl veya duygu diye belki almakta. Ama bu ikisi de ancak bilinç varsa var olan özellikler. Yani akıl ruhtan, bilinçten bağımsız da duygu onunla alakalı falan bir şey değil. Böyle bir şey görmeyelim. Çünkü bizim bir an... Şöyle diyelim, ben mesela şurada iki bardak olduğunu görüyorum. Hı hı. İşte akılla düşünüyorum. Şuradaki suyu boşaltırsam bunun içinde duracağı gibi çok basit bir akıl yürütme yapıyorum. Ben bilinçle, hakkındalık özelliğiyle demin söylediğim gibi bilinçteki bu bardak hakkında, şu bardak hakkında düşünmem. Kendi öznelliğimde bu bardak deneyimlerime sahip olmak ki bunlar hepsi bilinç durumu. Sayesinde o akıl yürütmeyi yapıyorum. Değil mi? Çok basit akıl yürütmeyi. Demek istediğim şey şu, akıl da tamamen... Bilinç özelliğimize, ruha bağlı. Ha, duygular da zaten o şekilde. Yani içimizde mutluluk, hüzün, aşk, sevgi, kıskançlık gibi o hislerin hepsi de bağlı. Yani ikisi de bağlı. Nasıl oluyor? Yine bu soruya dönüp cevap vermeye çalışayım. Yani akılla mı, duyguyla mı oluyor işte birini sevmek falan? Bana göre ikisi de oluyor. Yani bana göre şöyle çok birazcık çok romantikler belki örneğimi beğenmeyeceklerdir ama bence romantizmlerini sürdürmeleri için engel değil. Bir insan diyelim ki bir tişört alıyor. Bana göre insanın tişört alırken uyguladığı yöntem neyse eş alırken de temelde odur. Ya hocam ama dur, yani söyleyeyim. Siz hakikaten bitirdiniz. Ne demek istediğimi söyleyeyim. Şimdi şöyle, bir insan bir tişört alırken de akıl ve duyguları ve kültürel yapı hepsi beraber rol oynar. Buna ne demek istiyorum? Siz bir tişört alırken mesela parasına bakarsınız. Değil mi? Kaç liraymış? Veyahut da tişört işte polyester mi, pamuk mu, cildime nasıl giriyor, oturuyor mu, değil mi? Bunlar akılcı şeylerdir. Yani siz kendinizin bütçesini açan bir tişört alırsanız veyahut da sizi çok terletecek tişört alırsanız ne kadar tipi hoşunuza giderse gitsin. Yani iyi değildir. Yani rahat etmezsiniz, akıl da bakın. Bakın evlilikte de birçok kimse işte tipi mipi dışında işte kültürel durumu nedir? Kimisi diğerinin maddi durumuna bakar, kimisi onun iyi yemek yapıp yapmadığına bakar, kimisi onun iş hayatında başarılı olup olmadığına bakar. O tişörtteki akılcılık gibi evlilikte de bir akılcı değerlendirme vardır. Diğer taraftan biz bir tişört alırken mesela aklın dışında duygular da bizi etkiler. Mesela biz diyelim ki çok rock'n'roll seven insanlarız. Tişörtün üstünde böyle rock'n'roll danslarından figürlerin olması, etmesi, böyle sevdiğimiz mesela o müzisyenlerin rock'n'roll, Elvis Presley'in mesela üstünde bir resminin olması o tişörtü bize daha cazip kılabilir. Bu nedir? Bizim işte o müzikle kurduğumuz duygusal ilişkinin veya sevdiğimiz renklerin tişörtün üstünde olması aklın dışında o duygusal olarak bizi etkiler. Kimimizi siyah renk belki o duygusal olarak etkiler. Kimimiz o pembeler, sarılar, pastel renkler etkiler. İşte mesela evlilikte de bir anda onun bir işte ne bileyim konuşma tarzı, işte bir dış görüntüsü, diğerleri o değil mi? Bize tabii duygusal şeyler olur. Bakın sonuçta bir de kültürel yapı vardır. Mesela Türk kültüründe genelde işte ne bileyim tişörte giydiğimizde yani göbeğinin burasında bir delik olursa çok hoş karşılanmaz. Mesela bir erkek tişört giydiğinde biz o tişört alırken aslında akılla, duyguyla beraber yani kültür, ben bir sosyolojik çevrenin de bir parçasıyım. Nasıl tişörtümde o olacağı da bakarız. Aynı şekilde evliliğe dönersek evlilikte de birçok kimse eşini alıp da bir davete gidecektir, ailesine gidecektir. Ya bu beni ailemin yanında nasıl tevcih, ailem bunu kabul edebilir mi işte kocamı hanım diye bakar. Aslında öbürü, eş olarak seçtiğimiz kişi bizi temsil eder. Ya kısacası biz bir sosyolojik ortamı ve kültürün parçası olmamız tişörte alırken de rol oynar, eşte de. Akıl
Eşte de rol oynar tişörtte de. Duygu da eşte de rol oynar tişört. Peki hangisi rol oynar? Hepsi beraber rol oynar. O yüzdendir ki diyorum. Bizim aslında dünyadaki birçok seçimimizde, eş seçerken de, tişört seçerken de, kültürel yapı, akıl, duygular, bunların hepsi beraber. Hani böylece hani Freudçu belki psikoloji terimle konuşmak istersek yani böyle alt benlik, üst benlik falan yani ego falan bunların hepsi bir şekilde rol oynar. Hepsinin birden rolü var. Ha bir iki, bazı insanlarda birisi ön plana çıkıyor olabilir. Mesela tamamen akılcı şekilde değerlendirir. Bir kısmında duygular daha çok ön plana çıkartıp akılcı değerlendirmeler arka plana yapar. Mesela Elvis Presley mesela o kadar çok duygusal şeyler tişörtte onda rol oynar ki ondan sonra onun tişörtün kendisine dar mı bol mu geldiğine çok aldırmadan giyer. Veya eşinin de dış görüntüsü falan filan diyelim kendisini o kadar çok beğenir falan gider ki yaşı maşı uygun mu birbirine değil mi diye akılları başından gider. Hiç düşünmezler mesela. Ah işte gibi. Öyle öyle yapıyor herkesin başını zaten. Kısacası hayatta bunların hepsi rol oynar. Yani hem o sırf biri olsaydı cevap vermek kolay olurdu ama bizim kararlarımızın çoğu aslında akıl, duygu, kültürel ortamın içinde olmamızın bir aradalığıyla karar verilir. Bu az önce özür dilerim bir ayet aklıma gelmişti tam söyleyecektim sonra kaldı. Şimdi Bakara suresinin 28. ayetinde şöyle bir ifade yer alıyor. Deniyor ki siz ölülerdiniz o sizi diriltti sonra tekrar öldürecek ve tekrar diriltecektir sonunda ona döneceksiniz. Yani Allah'a döneceksiniz. Burada reenkarnasyon fikrini çıkartanlar şimdi, var bu ayette. Bu mümkün değil çünkü şöyle aslında ondan değil de daha çok sizi iki kez öldüren, iki kez dirilten Allah'tır ayetinden hareketle daha çok reenkarnasyonu bunu yorumlaya çalışıyorlar. Ama aslında bu ayet onu tefsir ediyor. Niye? Çünkü insanın bu dünyaya gelmeden önce yani ona ruh verilmeden önceki halini Allah ölüm olarak ifade ediyor. Yani biz var olmadan önceki halimiz ölüm. Neden? Çünkü ruhumuz yok. Bu dünyada yaratılıyoruz. Ruhumuz var. Allah bizi diriltmiş oluyor bu dünyada. Bu dünyada ölüyoruz. İkinci ölümümüzü yaşıyoruz. Sonra kıyametten sonra tekrardan dirildiğimiz zaman ikinci dirilmemizi yaşıyoruz ve artık bir ölüm söz konusu değil. Bu anlamda aslında insanın var olmasından önceki halini Kur'an bize ölüm hali olarak tarif ediyor, ifade ediyor. Şimdi birazdan ölümle ilgili çok konuşacağız zaten de. Onun öncesinde hocam ruhla ilgili size bir şey sormak istiyorum. Şimdi genel olarak konuşuruz işte insanlar hakkında. Ay çok iyi ruhlu bir insan, aa ne kadar kötü ruhlu bir adam diye mesela. Şimdi ruhun iyiliği, kötülüğü. Nereden gelir? Yani iyi ruh, kötü ruh diye bir şey var mıdır? Bu göreceli bir kavram mıdır? Bizim hani aklımız mı bizi kötü yapar, ruhumuz mu? Yani gerçekten bir insan kötü bir ruhla doğduysa ondan bir iyilik beklemek mümkün değil midir? İyilik, kötülük ruhlara nasıl yansır? Şimdi Şems suresinde bir ayet var. Orada şöyle ifade ediliyor. Deniyor ki işte insanı yaratan and olsun, yemin olsun. Ve ona hem takvasını yani duyarlılık ve sorumluluk bilincini hem de fücur yani kötülüğü ilham edeni. Bu ne demek? Aslında insan yaratıldığı zaman imtihan dünyasında olduğumuz için insana bir özgür irade veriliyor. İnsan bu özgür iradesini kullanarak iyi ve kötüyü tercih edebiliyor. İyi ve kötüyü tercih edebilmesi ayrı bir konu. İyi ve kötünün var edilmiş olması ayrı bir konu. Dolayısıyla her insanın aslında içinde potansiyel olarak iyiye yönelmede, kötüye yönelmede söz konusu bu ayeti dikkate alacak olursak. Ama Allah aslında insan fıtratını iyiye eğilimli kılıyor. Böyle de bir insana aslında kolaylık sağlıyor bu anlamda. Biz eğer ki hangi yönümüzü geliştirirsek, hangi tarafımızı güçlendirirsek o tarafımız baskın çıkıyor. Aslında yaşarken pratik hayatta kullandığımız birçok şeyde olduğu gibi. Yani siz iyiliği esas alan bir insansanız, erdemli bir insansanız, yani iyi tercih eden bir insansanız, iyilik yapmayı, yardımsever olmayı, paylaşmayı seven ve bunu yaymaya çalışan bir insansanız sizin bu tarafınız güçlü oluyor. O zaman siz kötülük yapmayan bir insana dönüyorsunuz ama siz kötülük yapan, kötülük yapmaktan hoşlanan, fitne fesat çıkartan bir insansanız bu tarafınız baskınsa eğer bu sefer de kötülük yapan bir insan oluyorsunuz. Bu anlamda aslında insanın o ruhu dediğimiz şeye verilen bir şeyse yani bu nefse verilen bir şey. Yani Canan Hocam'ın dediği gibi şimdi bunlar hep nefisle ilgili geçiyor daha çok benlikle ilgili geçiyor ayetlerde. Ama onu ruh olarak anlayacak olursak Allah aslında hem o takvayı yani sorumluluk duyarlılık bilincini hem de o fücur yani bozulmayı da insana potansiyel olarak koyuyor ki insan dilediği zaman özgür iradesini kullanarak iyi de kötü de yapabiliyor olsun. Eğer bu olmasaydı yani bir insan istese de kötülüğü yapamıyor, kötülüğü seçemiyor olsaydı zaten imtihan edilemezdi. İmtihan edilemeyeceği gibi yaptığı iyi şeyin iyi olması da söz konusu olmazdı. Çünkü o iyi yapmak dışında bir seçeneği kalmamış olurdu.
Aynı şekilde kötülük yapan bir insanın da kötülük yapmak dışında bir seçeneği kalmayacaktıysa eğer, o zaman da o insana yaptığı kötülükten dolayı hesap sormak ya da onu sorumlu tutmak mümkün değildi. Bu anlamda potansiyel olarak insanın içinde iyilik de kötülük de veriliyor ve Allah o potansiyelimizi iyi olandan kullanmamızı istiyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş seyirci sorularına bakıyorum sizi bir yandan dinlerken. Hala sorularınızı gönderebilirsiniz. Birazdan başlayacağım sizin de sorularınızı sormaya. Zamanımız da daha var gerçi, rahat rahat konuşabileceğiz. Instagram'dan ve Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Çok ilginç sorular geliyor. Şimdi konu ilginç gerçekten. Ölmüş yakınlarımızla gerçekten biz hep deriz ya işte ay ben hissediyorum işte yakınım birisi öldü diyelim. İşte anneannem arada sanki geliyor gibi. Ya da işte bunu gerçekten konuştuğunu, iletişime geçtiğini iddia edenler var. Böyle bir şey sizin mümkün değil dediniz ama. Demedim ama evvelki programlarda demiştim. Şimdi bugün demedim ama diyeyim. Ben diyeceğinizi bugünkü biliyorum. Programda diyeyim. Çünkü geçen program demiştim. Hı hı. Bu çok sorulan bir soru. Buna cevap vermek lazım. İnsanlar bunu çok merak ettiği için bence iyi ki de sordunuz. Bazı şeyleri tekrar etmekten de çekinmemek hı hı. lazım. Kur'an'da çok açık bir şekilde bizden o tarafa haber gelmez. Oradan buraya da haber gelmez. Mesela oradan buraya haber gelmediğiyle ilgili Kur'an'da bir ifade vardı. İşte artık onlardan hiçbir şey duyuyor musun, görüyor musun? Bak onlar gelip geçti bir nesildi gibi ifadeler var. Bak oradan buraya hiçbir haber yok. Diğer taraftan sen kabirdekileri işittiremezsin diyerek buradan oraya peygamberin bile onlara bir şey işittiremeyeceği, kabirdekileri işittiremeyeceği geçiyor. Kur'an'ın hiçbir yerinde ölülerin gelip de burayı ziyaret ettiği falan şeklinde bir manzara anlatılmaz. Evet şunu anlıyorum. Yakınları ölen insanlar sevdikleriyle görüşmek istiyorlar. Bununla ilgili şeyler istiyorlar. Yani kim istemez ben de istiyorum. Benim de yakınlarım vefat etti. Vefat edenler var. Keşke Allah nasip etse de onlarla görüşeyim diyordum. Allah bunun mümkün olduğunu söylüyor. Nasıl mümkün? Ahirette bu mümkün. Vefat ettiğinizde Allah herkesi birleştireceğini ve insanların yakınlarıyla görüşme imkanı olduğunu da belirtiyor. Allah inşallah hepimizi cennette kılar. Hepimiz görüşürüz. İnsanların ölmüşleri için dua etmeleri tarzı şeyler de geçiyor Kur'an'da. Ama buluşmanın mekanını Kur'an söylüyor. Peki. Buluşmanın mekanı ahirettir. Hiçbir şekilde Kur'an'da dünyada ahiretten önceki ölmüşlerle bir buluşmaya en ufacık bir yerde dikkat çekilmiyor. Herhangi bir peygamberin daha evvel ölmüş bir peygamberle buluşması tipi bir şey Kur'an'da geçmiyor. Herhangi bir insanın önceden ölmüş bir insanla buluşması, oradan buraya geliş, buradan önce oraya gidip orayı görüp de geliş, tek bir yerde buna benzer bir ifade yok. Bir de düşünürsek bu yani ölmüşlerimiz için aslında pek isteyeceğimiz bir şey değil. Mesela düşünün mesela sevdiğim bir insan benim mesela diyelim annem vefat etti. Başımız şimdi ben annemle görüşmek istiyorum. Şimdi diyelim ki annem min ruhu beni görüyor diye düşünüyorum. Şimdi bu annem için hani iyi bir şey değil ki. Hani mezarlığa gidince benim annemin ruhu sanki orada bazıları hissediyor mezarda. Düşünüyor musunuz yani hep mezarlığın üstünde bir yerde buraya aşağıya doğru bakan bir ruh olsa. Sesini duyuramıyor orada hiçbir şekilde kontak edemiyor. O şekilde bir tek bakan sesini duyuramayan bir ruh. Peki, veyahut da onlar için bu aslında işkence gibi bir şey. Yani işin doğrusu bu pek arzu edilecek bir şey değil. Yani böyle bir şey zaten yok da. Yani arzu edilecek de bir şey değil. Dikkat edin onlar bizi görüyor. Görüyor da ya o bize sesini duyuramayınca ona işkence gibi bir şey. Peki mesela ölünün arkasından okunan Yasinler ya da işte Kur'an'ın başka sureleri. Hani işte okuruz ve onun ruhuna göndeririz. Duymuyor. Yani okuyoruz tamam tabii ki her rükarda bir dua okumak hayırlı bir şey. Sevap tamam diyoruz evet. Ama hani biz bunu beyhude mi yapıyoruz, boşuna mı yapıyoruz? Bu bir batıl inanç mı? Batıl inanç şöyle diyelim. Şimdi batıl... Şimdi Kur'an'da olmayanını anlatayım, olanını anlatalım. Olmayan kısım şu. Kur'an'da şuna benzer bir şey yok. Çünkü bu yapılıyor. Ben diyelim ölmüş birinin arkasından 5 Yasin okudum. Aha buradan gönder postasına bastım. Yasin başı 100 puan var. 500 puan link ona gitti. Hatim 1000 puan. Tıp 3 hatim yaptım. 1000 puan gitti. Bunu niye diyorum biliyor musun? Halkı bunlarla kandıran insanlar. Ben şuna benzer hocaları gördüm. Ben işte falancam vefat etti arkasından hocam ona 3 hatim indirir misiniz? Hatim başı da diyelim 1000-2000 TL atıyorum fiyat ne kadardır bilmiyorum da. Böyle şeyler o diyor ki ya ben diyor şu anda çok meşgulüm ama geçmişte okuduklarım var onları verebilirim. Böyle şeyler mi oluyor hocam gerçekten? Ya gözümüzde tanıklık olduk oluyor bu hep olan şeyler. Bu yeni televizyonlarda bunları saçma falan yani Kur'an'a aykırı olduğunu anlattık da
bunlar azalıyor son dönemde diye ümit ediyoruz. Bu yıllardır hep olan bir şey. Yani adam okuyor, eskiden okumuş, inşallah okumuş mudur okumamış mıdır o da belli değil de. Hani okuduğuna güveniyoruz, doğru sözlüyse. Ama diyelim ki doğru sözlü, eskiden okuduğu 5 ratimi hop gönder. Niye o gönderiyor? Para karşılığı. Yani parayı bastır. Yani siz buradan ölmüşünüz için sevap satın alıyorsunuz. Puan, link, 1000 bonus puan ahirete gönderdim. Nedir? Adam verdi. Bir de ben okumadım. Falanca verdi. Pazarlık yapıyoruz hatta bazen. Hocam o kadar param yok. Katin başına 1000 değil de 800 lira versem olur mu? Haydi senin için olur falan. Oluyor. Bunlar Kur'an'ın anlattığı yapıyla hiç uymayacak. Saçma. Kur'an'da böyle bir şey yok. Ama biz ölünün arkasından gittik mezarlığa. Yani mezarlıkta göbek atacak hali yok insana. Yani orada Yasin okuması, sure okuması normaldir. Ama giden var, ölüler için ne yapılır? Kur'an'da bunun şeyi gösteriliyor. Kur'an'da peygamberimizin de diğer insanların da ölüler için, hatta meleklerin de insanlar için duası var. Yani Kur'an'da insanlar birbiri için, yaşayan insan için ve ölü için dua edilir. Geçmiştekiler için de Kur'an'da dua edildi. İnsan anne babası için dua ettiği geçiyor. Ama bu insan kendini rahatlatmak için mi? Hayır. Biz Allah'a dua edeceğiz. Allah dualarımızı değerlendirecek, karar verecek. Bu rahatlatmak için bir şey değil. Çünkü şunu unutmamak. Ölüye bir faydası var mı diğer tarafta? Tabii ki yani faydası olmasa Allah dua edin demez. Yani faydası bir şey demez. Çünkü Kur'an'da bunun örneği var ölüler için dua edilmiş. İşte geçmiştekiler için, geleceklikler için. Yani Kur'an'da bir ayetlerde ölmüşler için dua etmenin örnekleri var. Yani orada onun mesela işte taksiratının affedilmesi, hata ve günahlarının bağışlanmasıyla ilgili bir yakınımız için o vefat ettikten sonra dua edebiliriz ama o yakınımız edilen duadan bir haberdar olmaz, farkında olmaz. Şimdi tabii Yasin suresinden bahsettiniz. Aslında ölen kişinin arkasından Kur'an okunmaz demek doğru değil. Pekala ölünün önünden de yaşarken de arkasından da Kur'an okunabilir ama yaşarken okunan Kur'an yaşayan kişiye fayda getirir. Çünkü ibret alabilir Kur'an'dan. Ama öldükten sonra ona fayda sağlamaz. Kime fayda sağlar? Okuyan kişiye fayda sağlar ya da dinleyen kişilere fayda sağlar. Eğer ki anlayarak okunuyorsa ve dinleniyorsa. Yasin suresinin 70. ayeti de burada çok muhteşemdir. Yani biz ölen arkasından Yasin okuruz ama Yasin suresinin 70. ayeti der ki bu Kur'an diri olanı uyarmak için gönderilmiştir der. Yani böyle de ironi vardır Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda. Yani insanlar ölünün arkasında okur ama bizzat okunan Yasin Suresi'nin 70. ayeti biz bunu diri olanı uyarmak için gönderdik der. Dolayısıyla Mehmet Okyan hocamızın da kulaklarını çınlatalım. Onun güzel bir örneği var bununla ilgili. Yani ölen kişinin arkasından Yasin okumak trafik kazası geçirip ölmüş bir insana trafik kurallarını okumak gibidir diyor. Yani bitmiş artık onun o şey. O trafik kurallarını okumanız bir işe yaramaz çünkü artık adam ölmüştür. Dolayısıyla Kur'an'ı da yaşarken insanların okuması ya da yaşayan insanlara okumak gerekir. Ama tekrar başa dönüyorum. Ölen kişinin arkasından Kur'an okunmaz demek de doğru değil. Anladım. Çünkü Kur'an her türlü okunabilir ve okunduğu ortama Kur'an bereket getirir ve hayır getirir. Hı hı. Ama önemli olan Kur'an'ın sadece Arapçasından okunması değil, Arapçasıyla beraber Türkiye'deysek, Türkçe konuşuyorsa Türkçesinin okunması, manasıyla beraber okunması. Çünkü Kur'an insanların hayatına kılavuz olmak için gelmiştir. Bir ibret vesikasıdır Kur'an-ı Kerim. Doğru yol rehberidir. Ancak onun manasıyla buluştuğunuz zaman o size doğru yolda rehberlik edebilir. Ama Kur'an okunduğunda okuyan bir şey anlamıyorsa, dinleyen hiçbir şey anlamıyorsa oradan sevap ummak, Kur'an'ı hayata taşımak anlamına gelmez. Peki bir de hocam burada şeyi söyleyeyim. Çünkü burada çok istisna var. Emre hocam da anlattı. Biraz yine ilave birkaç şey söyleyeyim. Yani şu anda hala böyle Yasin satanlar, Kur'an'ı hatim satanlar çok var. Bakın Kur'an'da da örneklerini gözüküyor. Mesela Muhammed suresi 19. ayette müminlerden işte dua etmesi için geçiyor peygamberimiz. Değil mi? Yani başkası için dua etmek var. Yani olabilecek, ölmüş bir insan için yapılabilecek en güzel şey samimi içten dua. Sihirli bir kelimeleri yok bunun. Yani önemli olan bütün samimiyetinizle Allah'ım benim yakınım vefat etti. Allah'ım onun günahlarını affet, benim de günahlarımı affet demek. Yani bu şekilde samimi duanın yerini tutacak bana göre hiçbir şey yok. O yüzden boş yere kimse başkalarının hatimler için paralar, bilmem Yasinler için paralar, şunlar bunlar vermez. Ha kendisi açsın Yasin'i, Kur'an okusun atmaz. Ölünün arkasından onun e-posta şeklinde gönderemez. Ama onun arkasından işte onu kapatsın ondan sonra Allah'a dua etsin ölümüne. Çünkü yani bir Müslüman her zaman Kur'an okur.
Eğer ölüsünü anacaksa ondan önce okur. Evlilik merasiminde Kur'an okur, nişan olur, Kur'an okur. Ne bileyim bir davet olur, yemekten önce okur, sonra okur. Kur'an her zaman okunacak bir kitaptır. Ama böyle e-posta şeklinde 400 puan sen okudun, 500 puan yolladım. Kur'an'ı böyle bir ticaretin, bir para alışverişinin aracı yapmak çok ciddi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de özür dilerim bir şey soracaktınız ama şimdi diyor ki Allah ve Resulü size hayat verecek olan şeyi sizi çağırdığın zaman onun çağrısına icabet edin, uyun. Bu ne demek? Aslında Allah'ın vahyi hayat verendir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır. Yani Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızı baştan aşağı inşa etmek için gelmiştir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim mezarlıklar için indirilmemiştir. Evet. Yani biz onu eğer ki mezarlıklar indirgersek kıyamete kadar geçerli olacak Allah'ın insanlığa son hitabı olan Kur'an'a karşı çok büyük saygısızlık yapmış oluruz. Şunu soracağım bir de şimdi ölmüşlerimizle iletişim kurmamızın ihtimali yok dediniz ama bir de rüyalar var. Şimdi o kadar çok soru geliyor ki rüyayla ilgili biraz da onlardan da size de ileteceğim ama mesela diyelim ki ben ölmüş anneannemi gördüm rüyamda ve bana bir şeyler söyledi. Şimdi bu gerçekten ölmüş birini gördüğünüzde bir yakınınızı gördüğünüzde bu bir iletişim şekli midir? Onun mesela diyor ki işte evladım şunu yap rüyamda diyor mesela. Bu gerçekten onun bana söylediği ve bana bilme iletişime geçtiği bir hal midir yoksa bu sadece bir rüya mıdır? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize hitaben deniyor ki onun üzerinden tüm insanlığa hitaben. Biz senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar gerisin geri mi dönecekler? Bu ne demektir? Yani bir insan öldüğü zaman bu dünya ile bütün irtibatı kesilir. İrtibatı varsa o kişi ölmemiş demektir. Yani düşün ki eğer ki onun ruhu dediğim gibi bu dünyadan haber alabiliyorsa, bu dünyadaki bazı insanlar irtibat kuruyorsa o zaten ölmemiş demektir. Sadece bedeni yok olmuş demektir. Ruhu devam ediyor demektir değil mi? Ama Kur'an'ın tarif ettiği ölüm bir insan beşeri anlamda da ölüyorsa eğer, biyolojik anlamda da ölüyorsa onun bu dünyayla irtibatının kesildi. Yani bir anlamda ruhunun da tutulduğu veya ruhunun da öldüğü. Ne zamana kadar? Tekrardan o insan kıyamet günü diriltilene kadar. O yüzden onların böyle rüyamıza girmesi, bize bir takım şeylerden haber vermesi gibi bir durum söz konusu değil. Eğer böyle olsa bakın yani peygamberimizin vefatından sonra maalesef ki çok ciddi çatışmalar, kargaşalar çıkıyor. Yani hilafet tartışmaları çıkıyor. Müslümanlar karşı karşıya geliyorlar. Birbirlerini katlediyorlar, öldürüyorlar maalesef ki. Ve peygamberimizin en yakındaki insanlar karşı karşıya geliyorlar. Yani düşün ki bir tanesi Hazreti Ali, yani peygamberimizin canı ciğeri yani o kadar yakını. Bir tanesi Hazreti Ayşe, peygamberimizin eşi. Ve savaşıyorlar, karşı karşıya geliyorlar. Eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı on binlerce Müslüman ölmesine gerek kalmazdı. Peygamberimiz her gece her birinin rüyasına girerdi ve onlara bu yanlıştan dönmelerini söylerdi. Ve onlar da herhalde peygamberimiz bunu söylüyorsa onu kırmazlardı. Ama olmadı. Peygamberimiz bile gelip de insanların rüyasına girip onlara bir şey söylemiyorsa o zaman zaten diğer insanların da bunu yapması mümkün değil. O zaman bizim gördüğümüz sadece rüya yani. Yani şöyle bizim tabii sevdiklerimizle yaşadığımız birçok şey var hayatın içerisinde. Onlarla paylaştıklarımız var. Dedim ya beyin ister istemez bazen özlem duyuyorsunuz, onlara onları düşünüyorsunuz. Burnunuz sızlıyor bazen gerçekten çok sevdiğiniz bir yakınız bir insanı kaybettiğiniz zaman bir arkadaşınızı, dostunuzu. Bazen bir yerde otururken mesela o anda onun yanınızda olmasını arzu ediyorsunuz. Şöyle böyle denize bakarken bir çayınızı yudumlarken daha önce orada oturmuşsanız onu mesela onu hatırlıyorsunuz. Şakalaşmalarınızı, sohbetinizi, paylaştığınızı hatırlıyorsunuz. O gün içerisinde veya herhangi bir gibi bunu hatırladığınızda o ilerleyen zamanlarda bir şekilde tekrar rüyanıza girebilir. Sanki tekrardan onunla beraber misiniz gibi, onunla bir şey paylaşıyor musunuz gibi hissedebilirsiniz. O size konuşabilir, bir şeyler söyleyebilir. Çünkü zaten geçmişte bunu yaşamışsınızdır. Konuşmuşsunuzdur, sohbet etmişsinizdir. Hatta öyle ki bazen rüyanızda ilk defa o şeyi size söylüyor zannedersiniz ama belki de hafızanız onu bir şekilde unutmuştur. Yani önceden bunu size söylemiştir ve orada anımsıyorsunuzdur tekrardan. Dolayısıyla bu ancak hani daha önceden yaşadığı bir tecrübenin tekrardan işte fotoğraflanması gibi düşünülebilir yani rüyalarda. Şimdi artık yavaş yavaş sorulara geçeyim. Bir izleyicimiz der ki kardeşimi kaybettiğim gece o kadar çok ağladım ki en son kafamı kaldırıp pencereye baktığımda mor bir ışık olarak onu gördüm orada. Böyle bir şey mümkün müdür hocam? Şimdi sonra da dua okumuş ve dua ile birlikte o ışık yok olmuş. Şimdi mor bir ışığın ne olduğu, zihninin ürettiği bir şeydir, başka bir şeydir onu ayrı bir hikaye. Yani ne olduğunu bilmiyoruz diyelim en azından. Ama Kur'an'dan o ayet hatırlarsak ölmüş bir insan geriye dönmek istediğinde dedik ya berzah var, bir engel var. Ha, Kur'an'a göre ölmüş bir insanın dünyaya dönmesi olacak bir şey değildir.
Ve arada insanlar ne oluyor diye merak ediyorlar. Aslında Kur'an'da o geçiyor, onu anlamaları lazım. Ahiret birçok insan için pat diye başlıyor. Ve dünyada birçok kimsenin ne kadar kaldı denince bir gün veya bir günün kısmı kadar kaldık diyorlar. Yani insanlar ölümden sonra arada oturup da böyle çok uzun bir süre bir deneyim bir yerde beklemiş gibi yaşamıyorlar. Ben hep bunu şuna benzetiyorum, bunu anlamayanlara şunu söylüyorum. Evrenin başından buraya ne kadar geçti? 13,8 milyar yıl geçti. Affedersiniz diyorum işte mesela Ekin Hanım siz hiç 13,8 milyar yıl bekleyip sıkıldınız mı? Değil mi? Aslında olay ne kadar kolay oldu. Bakın biz pat diye geldik şu anda burada programdayız, konuşuyoruz. Pat diye hayatımızı yaşadık. Yani 13,8 milyar yıl bekledik bir yerde sıkıldık gibi bir his yok. Bundan sonra muhtemelen... Çok yaşayın hocam. Siz de görün. 13,8 milyar yıllık bir bekleme falan da olacağını sanmıyorum bundan sonra. Allah bilir ne kadarlık zaman. Aynı şekilde ahirette pat diye başlıyor. İnsanlar yani bizim diyelim yakın ölmüşlerimiz için de bu olay böyle başlıyor. Şimdi o yüzden bir insan yani bir uykudan pat diye uyanma gibi oluyor. Nasıl biz uyuyoruz, uyanıyoruz, uyuyoruz, bilincimiz gidiyor, uyuyoruz. Ölünce de uyuyoruz, pat ahiret başlıyor. Şimdi Yasin suresinde kıyamette tekrardan yani ayağa kalkışta, dirilişte kabirlerden kalktıkları zaman insanlar diyorlar ki kim kaldırdı bizi uykumuzdan? Demek ki peygamberlerin vaat ettiği şeyler doğruymuş. Bu ne demek? Yani onlar tekrardan dirilene kadar hiçbir şeyin farkında değiller. Bir uykuda olarak algılıyorlar kendilerini. Burada bir tam sözünüzün üzerine denk geldiği için sormak istedim. Bir izleyicimiz demiş ki hocalarımızın sözlerinden şu çıkıyor. Kabir hayatı yok mudur? Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Bu hadisi nasıl yorumlarlar? Şimdi bu soruya cevap rica edeceğim sizden ama neyse hadi ilk önce bunun cevabını verin isterseniz. Çünkü ölümün nasıl bir şey olduğunu, o ölüm anını sormak istiyorum değerli hocalarım size. Şimdi şöyle bakın Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı ve ahiret hayatı olarak kullanımlar var. Ama Kur'an boyunca hiçbir yerde kabir hayatı olarak ayrı bir hayat kullanımı yok. Hı hı. Şimdi bazen şu anda bizi izleyenlerimizin bir kısmı belki şöyle düşünebilir. Ama nasıl olmaz işte falanca kitaplarda var veya filanca hocalar var diyorlar diyor. Hı. Şimdi buradaki temel problem şu bakın, dinin anlaşılmasıyla ilgili bir problem. Neden derseniz, şimdi bizim insanlar önemli bir çoğunluğu, Müslümanın önemli bir çoğunluğu dini temiz bir zihinle, temiz bir sayfa olarak doğrudan Allah'ın kitabından öğrenmiyorlar. Hı hı. Önce bizim dinle ilgili öğrendiğimiz kültürlerimiz var. Dinin bir kendisi var, bir de dinin kültürü var. Ve bu dinin kültürü içerisinde birçok bilgiler var. Bu bilgilerin önemli bir kısmı işte Kur'an'dan sonra, Peygamberimizden sonra ortaya çıkmış rivayet kaynaklarına dayanıyor. Kabir meselesi de bu rivayet kaynaklarıyla alakalı bir konu. Yani düşünün ki şimdi siz dünya hayatı bu kadar Kur'an'da anlatılıyor. Ahiret hayatı bu kadar anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Dünya hayatı ve ahiret hayatı arasında yaşanan ve çok da uzun süre beklenen bir kabir hayatı olacak. Ve dini konuda gerekli olan her detayı veren Kur'an-ı Kerim böyle bir hayattan bahsetmeyecek. Ya da kabirde o yaşanan olaylardan bahsetmeyecek. Böyle bir şey düşünülemez. Dolayısıyla kabirde bir azabın çekilmesi ya da insanların bir şekilde mükafatlandırılması gibi durum söz konusu. Çünkü daha hesap görülmemiş. İnsanlar önce bir dirilecekler. Önce bir Allah'ın huzuruna getirilecekler. Önce hesaba çekilecekler. Kendi aralarında hesaplaşacaklar. Haklarına hüküm verilecek. İşte cennet ehli belli olacak. Kitabı sağından verilenler. Cehennem ehli belli olacak. Kitabı solundan verilenler. Araf dediğimiz bir arayar var. Orada bekleyenler olacak. Cennete girmeyi ümit edenler. Şimdi bunların hiçbiri olmamış ki. Bunların hiçbiri olmadan insanların kabirde haklarına hüküm verilmesi, İşte azabı uğramaları veya işte cennetin onlara gösterilmesi, mükafat görmeleri gibi bir durum zaten söz konusu olamaz teknik olarak. Peki bir soru daha var bununla ilgili. Öldükten sonra gömülünce hoca tek kalıyor ve bir dua okuyor. Telkin evet. Vermek deniyor değil mi buna? Orada kişi öldüğünü anlar denir. Doğru mu bu? Bir de ölünce cenazesini görürmüş ama rüya gibi hissedermiş. Biri öldü herhalde dermiş, anlamazmış kişi. Ta ki hoca onun öldüğünü anlaması için okuduğu bu duaya kadar. Şimdi bunların da hepsi Kur'an dışı kaynaklara dayanıyor dediğimiz gibi. Hı hı. Dinin kültürel boyutuna dayanıyor. Yani o zaman anlarmış da kafasını tabuta vurmuş falan. Onlar, yedinci tahtaya çarpar diyenler de var. Yani o zaman şöyle düşün. Bir insanı tabuta koymazsanız ne olacak? Yani kafasını çarpamıyorsa ölmeyecek mi? Yani. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim muhteşem bir hitap. Yani Kur'an-ı Kerim'den asla bir tutarsızlık, bir çelişki, asla insan aklına, fıtratına, yaratılışına bir aykırılık göremezsiniz. Ama Kur'an dışına çıktığınız zaman Kur'an dışına çıktığınız her alan, her zemin mayınlıdır. Elinizde patlar.
Neresini tutsanız elinizde kalır. İşte bu tarz rivayet anlayışlarından dolayı maalesef ki dinin kendisine bir türlü ulaşamıyor insanlar. Peki kabirdeki sorgu melekleri hani gelip işte münkir, soracak. Münkir dedikleri nekir. Melekler o isimleri vermeleri de zaten başlı başına bir problem de. Meleklerin gelip soru sorması, hatta işte hocalar geliyorlar orada hatırlatıyorlar. İşte Rabbin kim vesaire. Evet. Şimdi şey böyle bir şey de mümkün değil. Çünkü tekrar dedim ya yani bir insan öldükten sonra zaten irtibatı kesiliyor. Eğer ki tekrardan meleklerin ona bir şeyler söylemesi, onların da cevap vermesi gibi bir durum söz konusu o insan o anda ölmemiş olur. Demek ki daha sonradan canı alınmış oluyor. Ama biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insanların canlarının alınmasıyla ilgili anlatılan ayetlere baktığımız zaman bir insanın fiziki olarak, bu anlam, biyolojik olarak bu ölüm olayı gerçekleştikten sonra ondan o canının alındı. Kendisinden çıkartıldığı bir şekilde ifade ediliyor, söyleniyor. Bu anlamda bir insan ölmüşse o insan kabre koyulduğu zaman da ölüdür. Tekrardan ona bir şekilde telkinde bulunmak, bir şeyleri hatırlatmak veya onlardan cevap almak gibi bir durum söz konusu değildir. Kabir hayatı diye bir hayat yoktur. Kabir de bir azap tarzı bir azap da yoktur. Tabii insanlar çok enteresan. Cehennemle ilgili bu kadar ayetler var. Cehennem azabından daha çok kabir azabından korkuyorlar. Çünkü kitaplarda öyle şeyler anlatılıyor ki işte böyle yılanların gelmesi vesaire falan korkunç bir yer. Böyle düşünün böyle kapalı bir yerde siz 2 metre bir yerin içerisinde sizi koyuyorlar çıkamıyorsunuz isteseniz falan da. Hakikaten korkunç bir şey böyle düşününce falan ama insanın orada böyle bir farkındalık durumu, bir bilinç durumu söz konusu olmadığı için siz zaten anlamıyorsunuz yani neyin içinde olduğunuzu. Yani sizi altın kaplama tabuta da koysalar, tatlıdan tabuta da koysalar bir şey fark etmiyor sizin için. Manzaralı da olsa bulunduğunuz evet. Yer, bir duvara da baksa bir şey fark etmiyor sizin için. Aşiyan mezarlığında hiç fark etmiyor. Bir de ben diyorum artık bu sadece cenazelere gelip telkin veren hocaları da kovalamak lazım. Yani bu hurafeden artık kurtulmamız lazım. Emre Hocam güzel anlattı, bunun İslam'da yeri yok. İslam'ın ilk dönemlerinden de buna karşı çıkanlar olmuş ama günümüzde ağırlıklı görüş kabir azabının olduğu ne yazık ki. İşte Mutezile gibi bazı ekoller bunun olmadığını İslam'da söylemişler. Hani ilk defa bugün işte Mehmet Okuyan Hoca'nın, Emre'nin, benim falan veyahut da günümüzde bazı bunun olmadığını söyleyen hocaların aklına geldi biz orada söylemiyoruz. İslam'ın ilk döneminden biri bunun olmadığını söylemiş. Biz de Kur'an'ı analiz ettiğimizde bu ilk dönemden biri söylenen şeyin doğru olup kabir azabının veyahut da kabirde sorgunun yanlış olduğunu görüyoruz. Bir Kur'an süzgecinden geçirdiğimizde, akıl süzgecinden geçirdiğimizde bunun yanlış olduğunu anlıyoruz. Şimdi Kur'an'a aykırı zaten Emre Hocam onu da güzel de anlattı. Yani Kur'an'da dünya hayatı var, ahiret hayatı var. Yüzlerce ayetle bir kere ahiret anlatılır Kur'an'da. Yani Kur'an'da 20-30 ayette geçen bir konu değil. Çok geniş, Kur'an her tarafına yayılan böyle bir ahiret hayatı varken bir tane açık net ifadeyle kabirde işte sorgu var, işte kabirde işte azap var şey tek bir ayet. 6000 küsur ayetinde yok olması bile bunun olmadığı için bence güzel bir deli. Bir de şunu sormak lazım. Burada geliyorlar ne yapıyorlar ölünün başına? Hoca telkin veriyor. Yani telkin kopya. İşte senin Rabbin şu falan işte şu. Değil mi? Ona öğretiyor sözü. Hoca onu söylüyor. Tabii tabii yani ona melekler gelip de ona işte o sorguya çekecekler. Ona karşı hoca kopya veriyor. Bir de şunu sormak lazım. Böyle bir sorgu yok Kur'an'da tarif edilen de sorgu olsa diyelim. Melek soruyor diyor. Tabii o melekler de Emre Hocam'ın dediği gibi münker nekir. Onlar da çirkin, korkunç falan tipi anlamlara geliyor. Melekler öyle isimlerin verilmesi doğru değil. Her neyse ama diyelim ki bir melek sorguya çekiyor olsa. Yani melek kimin adına sorguya çekiyor? Yani, Allah adına. Allah adına. Yani Allah'tan vazifeli olarak melek orada sorguya çekiyor olacak. O zaman sen kopyayı veriyorsan. Dolandırıcılık kimin, yani aslında. Hani kimin sınavını da kopyayla, kopyalı iş çıkartıyorsun? Yani Müslümanların birçok işi hani rüşvet, üç kağıt falan filan olmuş diyorlar ya bir kısım yerde. Ne yazık Kur'an'da yani rüşvete karşı ayet var, şu da bu da var ama. Yani bir kısım hile-i şeriyeler var işte falan. O da Kur'an'da olmayan hile-i şeriyeler konmuş. Yani onların da birazcık kökeni İslam alemindeki rüşvetler, üç kağıtların, İslam'ın içine sokulan uydurma hile-i şeriyelerin, belki kabir azabındaki bu, Allah'a karşı kopya verme teşebbüslerinde aramak lazım. Yani olmayan bir şeyde bir şey uyduruyoruz. Uydurduğumuz şey de Allah'a karşı kopya verme gibi saçma sapan bir şey. Olacak şimdi şurada, yani, şunu da hatırlatalım da bir metodoloji şeyi tekrardan. Şimdi belki bazı izleyicilerimiz size de gönderiyor olabilir. Peygamberimizin şu konuda bir diyelim ki hadisi olduğu ile ilgili. Şimdi bizim bunu şu anda belki de bir kısım insanlar diyorlar ki kabir azabını inkar ediyorlar.
Yani evet, bir diyenler var. Şimdi şöyle, bir şeyin inkar edilebilmesi için onun dinde olması lazım. Bu zaten Kur'an-ı dinde yok. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey geçmiyor evet, diyorsunuz. Yoksa şimdi Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şeyi peygamberimizin söylemesi de mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim muhalefet etmesi mümkün değil. Burada bir metodoloji problemi var. O da şu. Yani biz bunu söylediğimiz zaman Kur'an'da olmayabilir canım. Şu rivayette var veya şu hadiste var. Peygamberimiz şunu söylemiş diyorsa bir insan önce bunu anlaması lazım. Allah Resulü Allah'ın ayetlerine, Allah'ın vahyine muhalefet etmez. Bunu söylemek Allah Resulü'nü reddetmek demek değildir. Peygamberimizin böyle bir şey söylememiş olacağını iddia etmektir veya ifade etmektir. Şimdi bunu anlamadığımız zaman bunlar şunu inkar ediyorlar, bunlar peygamberimizi inkar ediyor, bunlar peygamberimizin şu hadisini inkar ediyorlar gibi bir yanlışa düşebiliyor insanlar. Bir Müslümanın peygamberinin getirdiğini, ortaya koyduğunu reddetmesi veya inkar etmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Zaten o insan Müslüman kalmaz. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hazreti Muhammed Kur'an-ı Kerim'i Allah peygamberimize vahyetmiştir. Peygamberimiz de kendisine vahyedildiği şekliyle insanlara tebliğ etmiştir. Kendisi yaşayarak örnek olmuştur. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim hayata taşınırsa, yaşanırsa nasıl yaşanabilir örneğini peygamberimiz üzerinden görmüştür. Ama maalesef ki Kur'an-ı Kerim'de hiç olmamasına rağmen peygamberimizin vefatından sonra birçok şey isnat edilmiştir peygamberimize. Bu, o kabir meselesi de bunlardan bir tanesidir. Veya mesela kıyametin ne zaman kopacağına dair bir takım rivayetler de bunun bir tanesidir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Onlardan Kur'an-ı Kerim, da bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim diyecek ki, yani bu kadar mı Kur'an'dan uzak olunur? Yani Kur'an-ı Kerim diyecek ki, sanki sen onu biliyormuşçasına sana soruyorlar. Nerede onun bilgisi sende? Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Allah'tan başka kimse bilmez onu diyor. Bu bir gayb bilgisidir. Peygamberimiz ben gaybı bilmem diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama buna rağmen ciddi bir literatür oluşturulmuş. Peygamberimizin kıyametin ne zaman kopacağına dair söylediği bir takım şeyler üzerine bir literatür oluşturulmuş. Şimdi dolayısıyla bir şey eğer Kur'an-ı Kerim'le çelişiyorsa, Kur'an-ı Kerim'deki apaçık ayetlerle çatışıyorsa o şey peygamberimize ait olmaz. Bunun peygamberimize ait olmadığını söylemek, peygamberimizi reddetmek veya inkar etmek değildir. Bunun bir yanlış anlaşılma ve bir yanlış algı olduğunu söylemektir ve peygamberimizi bu söylenen şeylerden uzaklaştırmaktır. Bunu da özellikle altını çizelim çünkü Emre hocama bir ilave yapayım. Emre hocam zaten olayı detaylı anlattı ama nasıl olayın olduğunu da Emre hocam dediği gibi yani biz burada inkar ettiğimiz şey peygamberin böyle bir şey söylemedi. Yoksa peygamber söyledi biz kabir azabını kabul etmiyoruz tarzı bir şey aşağı kimse söyleyemez. Ama bunun niye peygamber adına bu konuda hadislerin olduğunu da anlamak lazım. Dikkat ediyorsan ben dikkatini çekti. Ne dedim? İslam'ın ilk döneminden itibaren kabir azabının olmadığını söyleyenler olmuş belli ekollerde. Ama vardır diyenler de olmuş. Şimdi aslında bu kabir azabının olup olmadığı şeklinde bir ihtilaf çıkmış. Hadis kitaplarının çoğunun yazılması bu tip ihtilaflardan sonradır. Sonraki yüzyıllardadır değil mi? Üçüncü yüzyılda hadis kitapları yazıyor. Önceden bu ihtilaflar çıkıyor, sonra yazılıyor. Hı hı. Bu manzaraya baktığımızda bile bunların peygamberimizin adına niye uydurulduğu anlaşılıyor. Bu ihtilafta kabir azabının olduğunla ilgili orada sorgu sualin olduğunu delillendiremeyenler Kur'an'dan ellerindeki çarede peygamber dedi demeleri. Hı. Diğer ekollere karşı kendilerini haklı çıkarmak için peygamber adına yalan uydurmuşlar. Ama esas almamız gereken Kur'an-ı Kerim'de böyle tabii. Bir ayet. Ya, yani hadis uydurma senin bu tartışmalar önce hadis kitaplarının yazımı sonradır. Millet burasını kaçırmasın. Zaten mezheplerin fikrini doğru çıkarma endişesi hadislerin uydurulmasının birçok hadisin uydurulmasındaki en önemli sebeptir. Ya şöyle düşünelim. Şimdi mesela insanlar niye bunu üretmiş olabilirler? Çünkü bu zaman izafiliği falan da o dönemde bilinmediği, algılanmadığı için insanlar şunu düşünüyorlar. Ya kıyamet kopana kadar bu insanların ruhu ne oluyor? Ha onlar kabirlerinde işte iyi insanlar mükafatlandırılıyorlar, kötü insanlar azap görüyorlar diye bir şeyler üretmişler, çıkarmışlar. Şimdi böyleyse eğer, diyelim bundan 3000 yıl önce ölen bir insan kabir azabı çekmeye başladı. 3000 yıl çekti. Kıyamete yakın ölen bir insan da kabir azabı çekti. Şimdi o adamı çektiği azap da onunki bir mi? Yani arada binlerce yıl fark var. Şimdi o adamın günahı neydi yani? Diyelim ki belki de sonradan ölen daha da günahkar bir insan. Dolayısıyla ortada bir hesap yok. Daha insanlar hakkında hüküm verilmemiş. Bu anlamda insanların bu şekilde bir azap çekmesi gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi bir şey daha da burada söyleyelim. Bu enteresan bir konu. Bir de öyle bir hadisler uydurmuşlar ki hocam. Hadislerin kendisine baktığında bir sorun var. Görüyorsun. Mesela bu konudaki meşhur hadislerden bir tanesi işte Hazreti Ayşe ile ilgili hadis. Hazreti Ayşe kabir azabına ilgili şeyin olduğunu nereden duyuyor? Yahudi bir kadından duyuyor bakın çok ilginç.
Yahudi kadın ona diyor ki, aa var diyor işte kabir azabı falan filan var diyor. Tabii manen aktarıyorum yani motomot oradaki kelimelerle değil. Sonra Hazreti Ayşe de peygamberimize söyleyince, aa peygamberimiz de evet kabir azabı var diyor. Ondan sonra işte peygamberimiz kabir azabı ile ilgili daha çok sığınmak için dua ediyor. Ya bu İslam'ın bu kadar önemli bir rüknüyse öldükten sonraki süreçte, Hazreti Ayşe gibi o dönemde işte bilgisiyle, alimliğiyle hep anlatılan, övülen bir hanım bunu bilmiyor. Gidip başka dinden bir hanımdan, bir de peygamberin hanımı bunu bilmiyor. Başka dinden bir Yahudi'den öğreniyor. Peygamberimizi hatırlayıp ondan sonra kabir azabından sığınmaya başlıyor Allah. Bu zaten anlatımın kendisi bu hadisin uydurma olduğunu, bu konuda hadis üretildiğinin göstergelerinden bir tanesi. Peki hocam, şimdi ölünce, öldüğümüz an itibariyle öldüğümüzü anlıyor muyuz? Ve bizi almaya Azrail mi geliyor? Aynı anda bir sürü insan ölüyor. Azrail nasıl? Yani nasıl evet, oluyor? Anladım. Aynı o, anda bir soru. Azrail evet, aynı anda yani, birçok canı nasıl Azrail oluyor? Azrail varken milyonlarca insan ölürken aynı anda şimdi, nasıl oluyor? Birincisi şunu da söyleyelim. Azrail Kur'an'da geçen bir kelime değil. Kur'an'daki karşılığı bunun melekül mevt, ölüm meleği diye geçiyor. Tek bir melekten bahsedilmiyor o zaman. Ve Kur'an'da çoğul şeklinde bu vazifelendirilen melekler olduğu geçiyor. Yani çoğul şeklinde, tekil yani. Şekilde geçtiği yer olsa da çoğul şekilde olması demek ki çoğul olduğunu gösterir yine sonuçta. Birisi çoğul meleklerin olması, tek bir meleğin olmaması bu soruyu zaten geçersiz kılar. Fakat tek bir melek olsaydı da yani Allah pekala biz mesela ne bileyim işte derler ya bazı ben merdiven çıkarken ciklet çiğneyebilirim. Yani böyle şaka yoldu böyle bir anlatım vardır aynı anda birkaç işi yapabilirim diye biz de dikkat edelim. Televizyonda bir şey dinlerken bir yandan işte tost makinesinde tost yapabiliyoruz. Ondan sonra bir yandan işte ayağımızla da diyelim yolda bir kedimiz var evde. O kediyle ayağımızla oynayabiliyoruz falan. Yani aynı anda birkaç iş yapabiliyoruz. Hele vücudumuzda yüzlerce iş yapılıyor. Karaciğerimiz, böbreğimiz onu saysak hani ben irademizle yapabildiğimiz aynı anda birkaç iş var. Pekala Allah bir meleğine aynı anda birçok kimsenin canını alacak özelliği verip o kabiliyetleri tek bir meleğe verip bunu yapması mümkündü derdik. Tek bir bilgisayarla aynı anda mesela biz bilgisayarda işte bir yerden giriyoruz. 100 tane ayrı sayfa açabiliyoruz bir bilgisayarda. 100 ayrı yere tek bir bilgisayarla bağlanıyoruz. Veya şu anda Zoom yapıyorlar. İnsanlar Zoom'da 300 tane ayrı yerden kişi tek bir ekranda birleşebiliyor. Yani biz Zoom'la 300 yerden ayrı kişiyle tek bir ekranda toplamak, bir bilgisayarla 100 yere ulaşmayı biz teknolojik imkanlarla yapmışken Allah'ın kendi oluşturacağı bir canlıyı aynı anda birkaç yüz kişinin canını almasını beklemek, alma özelliğini beklemek çok basit bir şey olur. Ama Kur'an'da zaten çoğul geçtiği için bunun zaten cevabı bence bir şekilde yani bir de bizde olaylar olur. Genelde mekan ve zaman üzerinden hareket algılanıyor. Yani bir insan mesela diyelim Caner Hoca aynı anda işte bir yandan Taksim'e gitmesi, bir yandan Etiler'e gitmesi, bir yandan Seyrantepe'ye, Kanal'a buraya gelmesi arasında bir işte mekan içerisinde bir hareket ve bir zaman geçmesi gibi durum söz konusu. Ama eğer ki melekler bu anlamda bizle aynı boyutta değillerse, aynı zaman ve mekan dilimi içerisinde değillerse onlar için belki zaman akışı bizden daha zaman farklıdır göreceli. Ki zaten Kur'an-ı Kerim'de de Me'arit suresinde de Secde suresinde de bu zamanın göreceliğine işaret edildiğini görüyoruz. Peki hocam bir diğer soruyu size de sordum Caner hocam ama size dönmüşken ikinizden de yani hanginiz anlatmak isterseniz. Öldüğümü nasıl anlıyorum? Yani öldüm o anda ben bir anda insan bilincim gidiyor ve ben artık ölü olduğumu biliyor muyum? Ölüm anı nasıl? Aygün siz sorun istediğimizde bir cevap verin. Yani şöyle ben söyleyeyim Caner hocam da ekleyeceği şeyler eklesin. Melekler canlarını böyle kötü insanların canlarını alırken onların sırtlarına vurarak o canları aldıkları ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir takım ifadeler var. Ama bu dışarıdan bakıldığı zaman fiziki olarak anlaşılabilecek bir şey değil. Kur'an'da söylüyor bunu. Sırtlarına vurarak. Evet, yani sırtlarına vurarak onun canlarını onlardan söküp çektiği ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de ifadeler var. Yani can acıtarak mı oluyor? Ama işte o bizim mesela bir insanı ölürken görüyoruz. Hani diyelim ki çok bir anda o insan böyle acı çekiyor ölüm anında. Ha buradan şunu hükmedemeyiz yani ha demek ki kötü bu insan kötü bir insandı ve melekler onun canını böyle onu döverek ona vurarak alıyorlar falan diyemiyor. Çünkü bu dışarıdan fiziki olarak görülebilecek bir şey değil ama o insan onu görecek. İyi olarak canını teslim alınan insanlarsa teslim eden insanlarsa melekler onlara selam diyecek. Yani onlara işte o barış, esenlik, huzur, güven
selamıyla onları karşılayacaklar ve onların canlarını teslim alacaklar. Biz her halükarda ölürken melekleri göreceğiz ama yani. Yani o öyle anlaşıldı, evet. O tecrübe edilecek ama ondan sonra böyle bir anda hattın kopması gibi bir anda hat kopacak. Yani o alıp bizi melekler böyle işte iyi olarak bizi canımızı teslim aldıkları zaman böyle bir yerlere götürüyor ve biz onlara şahit oluyor, olmayacağız. Ya bizi ne yapıyorlar? Alıyorlar. Nereye götürüyorlar peki? İşte bir yere götürmüyorlar. Şimdi bir yere dedim ya, bizim bu mekan algımızla alakalı bir şey. Yani diyorum ya, şimdi buradan alıp Etilere, işte Levent'e götürmek gibi bir şey değil bu. O can onlardan alınıyor, kabz ediliyor, tutuluyor bir şekilde. Ama nerede tutuluyor, nasıl tutuluyor bunu bilmiyoruz. Bunu bilmek mümkün de değil açıkçası. Ama en azından şu var. Sadece ölüm anında yanımıza geldi. Evet, ölüm anında bunu bir şekilde ölen kişi tecrübe ediyor, hissediyor. Yani acı bir şekilde canı alınıyor. Zulmedenlerin, haksızlık edenlerin, kötü insanların. Bir de meleklerin selam vererek böyle diyelim bir anlamda tebessümle, müjdeyle, sevinçle onların canını alması gibi bir durum söz konusu. Bunu da tecrübe ediyor insan. Ama ondan sonrası bilinmiyor. Bir de bunu şunu belirtelim, yani nasıl ki bir ölüme yakın deneyim yaşayanlar var. Onlar bize göre tam ölmüş değiller. Ölmüş olsalar geri gelemezler. Ama ölüme yakın deneyimde bir tünelde ışık görüp ona doğru gidenler var. Biz dışarıdan baktığımızda nasıl oradaki bitkisel hayatta birisi o deneyimi yaşadığını o anda göremiyoruz. Hı hı. Oysa iç dünyasında o bitkisel hayattan çıkıp gelen birçok insan işte bunları anlatıyor. Çok zevkli bir süreç olduğunu, işte orada bir ışık gördüğünü, gittiği gibi şeyler anlatıyor. Aynı şekilde bunları da öyle değerlendirmek lazım. Yani Emre Hocam'ın dedikleri, yani Kur'an'da anlatılan kötüler için daha kötü bir şekilde can vermek veya iyiler için daha iyi bir şekilde can vermek insanın görme süreciyle alakalı değil. Sakın bu karıştırılmasın. Yani o hastalar, şunlar, bunların kimi veyahut da ölürken yüzü gülerek öldü. Bunlardan hiçbir şekilde mana çıkartılmaya çalışılmasın. O Kur'an'da anlatılan tamamen insanın göremediği alanla ilgili. Evet. Şunu soruyorlar. İnsan kabre girdiğinde seyircilerimizden gelmiş. Ben de aslında bu soruyu soracaktım size. Cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduğunu anlayabilir mi? İşte dedim ya, hesap olmadığı için henüz insanın onu anlaması mümkün değil. Ama dedim ya, ilk tecrübe anında, yani ölümü tecrübe ederken meleklerin o ruhlarını temiz, özlü insanlar olarak aldıkları, hı hı, insanlar o selamla, o müjdeyle karşılaşacaklar. O anda bir belki farkındalık olabilir ama ondan sonra artık o hat kesildikten sonra, itibat kesildikten sonra kabirdeyken, yani ben cennete girmeyi bekliyorum veya cehenneme gireceğim ben korkusuyla yaşaması mümkün değil. Çünkü bütün farkındalığı ve algısı kendisine alınıyor. Şimdi bakın, az önce söyledim Yasin suresinde, kabirlerden çıktıkları zaman kıyamet günü kim uyandırdı bizi uykumuzdan diyorlar. Yani bir farkındalık halinde değiller. Mesela kimse şöyle bir şey söylemiyor. Ya yüzlerce yıldır diyelim ya da onlarca yıldır, hı hı, azap çekiyoruz. Ya bu kabirde çektiğimiz azap buysa kimdir, cehennemdeki ne olacak falan demiyor kimse ayetlerde. Ya da ya kabirde iyiydik biz. Gayet de güzel burada nimetleniyorduk, rızıklanıyorduk. Niye çıkardınız bizi buradan demiyor kimse. Ne diyorlar? Kim uyandırdı bizi uykumuzdan? Bir uyku halindeler. Bir farkındalık dışındalar. Bir bilinç dışındalar. Hı hı. Hocam size bir soru var. Şehitlere ölü demeyin, onlar diridirler fakat siz onları göremezsiniz. Ayetini açıklar mısınız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki şehitlik kavramıyla bizim anladığımız, algıladığımız şehitlik arasında fark var. Kur'an-ı Kerim'in söylediği şey Allah yolunda canlarını veren insanlar. Şehit aslında tanık olan anlamında kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade edebiliriz. Ama şu var, onların aslında Allah yolunda canlarını feda etmiş olmaları sebebiyle onların ölümsüzlüğünden bahsediyor. Yani yaptıkları şeyin ölümsüzlüğünden bahsediyor. Yoksa onların bedensel olarak veya ruhsal olarak ölümsüzlüğünden bahsetmiyor. Eğer öyle olsa, az önce peygamberimiz üzerinde ayet örneği verdim ya, senden önce kimse ölümsüzlük vermedik diyor. Birçok kişi, peygamberimiz önce de şehit oldu. Birçok nebiler geldi, resuller geldi. Onlarla beraber iman edenler vardı. Onlar içerisinde mesela İsrailoğullarının kendilerine gelen nebileri öldürdüğü ifade ediliyor. Şehit olmuşlardı. Onların da ruhlarının devam etmesi lazım, bedenlerinin devam etmesi lazım bu anlamda. Onların Allah yolunda canlarını ortaya koyma pahasına yaptıkları bu şeyin ölümsüzlüğünden bahsediyor. Mesela biz günlük hayatta da bunu kullanıyoruz. Bazı insanlar arkalarında büyük izler bırakırlar. Ne deriz mesela? Ölümsüz oldular bizim için. Yani bu onun ölümsüz olmasına kastettiğim şey, onun bir yerde tutulup yaşıyor olması, bedenen veya ruhen yaşıyor olması veya bizi gözlüyor, gözlemliyor olması anlamında değildir. Yine bir izleyici sorusu var. İrem Hanım sormuş. İslam dininden önce vefat eden kişilerin hesabı alınacak mı?
Bir de kıyamette milyarlarca insan aynı anda diriltilip nasıl hesaba çekilecek, cevaplarsanız sevinirim. Şimdi bütün insanlar bir yerde hesap verecekler Allah katında ama kimler ne kadar sorumlu olacak onu bilmiyoruz. Yani Allah katında işte size elçilerimiz geldi mi deniliyor. İşte bazıları mesela elçi gelmediği için veyahut da elçiden düzgün mesajı duymadığı için sorumlu olmayabilir. Çünkü ahirette görür, cehennemlik olmanın şartlarından birisi kendisine bir mesajın gelmesi insanların. Biz elçi ya göndermedikçe azap tabii edici değiliz. Dedi. Evet, Emre Hocam'ın dediği ayet de var. Elçi göndermedikçe azap edici değiliz ifadesi var. Bir de Firavun Hazreti Musa'ya da buna benzer bir soru soruyor. İşte belki nesiller ne olacak diye. Hazreti Musa ona cevap olarak diyor ki, işte onların durumu Rabbime kalmıştır. Rabbim unutmaz ve şaşırmaz. Yani evvelki nesillerin durumunu da Allah değerlendirecek. Şurada Kur'an'dan da şunu görüyoruz. Herkes kendi içinde olduğu şartlarla, nelerle muhatap olduğuna göre değerlendirilecek. Yani sonuçta eğer ki bir insan dünyada yeterli bir süre kalmadıysa, belli bir yaşın altında diyelim çok küçükken öldüyse veya belli bir akıl hastalığı vardı, belli şeyleri değerlendiremiyorsa veyahut da dediğim gibi kendisine bir uyarı tam manasıyla gelmediyse veyahut da çok büyük baskılar yüzünden belli şeyleri yapmak zorunda kaldıysa, bütün bunların göz önünde bulundurulacağı bir süreç olacaktır. Yani bizden öncekilerin hesabı olacak. Hatta bu bizden sonra, yani peygamberimiz geldikten sonrakiler için de aynısı geçerli. Dünyada yani peygamberimiz geldikten sonra olup da bu mesajı tam yeterince duymayanlar da olabilir. Öbür sorunuz neydi bu? Milyarlarca insan aynı anda nasıl hesap verecek? Milyarlarca insanın aynı anda nasıl hesap vereceği, işte bu şöyle görüyoruz. Yani bir insanın bedensel kıtlıkları var. Bir insan bir yerde tek bir kimseyle muhatap olabiliyor. Biz yani şu anda bir kimseyle konuşurken en çok ikinci bir insanla belki hafif bir iletişimde bulunabiliriz. Üç falan olsa yapamayız. Allah'a da tabii birçok insan kendisi gibi kısıtlı Allah'ın zihnini de düşünürse bu nasıl olacak diye düşünebilir. Fakat Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Yani biz insanların oluştuğu teknolojide bir bilgisayar bile 10-20 yerden gelen 10-20 ayrı hesabı aynı anda yapabilir. Yani bir bilgisayarda bunlar mümkün. Allah aynı anda milyar tane insanı da sorguya çekmesi mümkün. Direkt kendisi bunu yaparak veyahut da aracı olarak milyar ayrı meleği kullanarak da yapabilir. Yani bu Allah için zaten çok basit. Allah'ın şu andaki evreni devam ettiricisi olduğunu da unutmayalım. Şu anda 7-8 milyar civarı insan var dünyada. Bunun yanında trilyonlarca başka canlı var, milyonlarca tür var. Şu anda bunların hepsinin varlığını devam ettirmesi, aynı zamanda yüz milyarlarca galaksideki yüz milyarlarca yıldızın varlığını devam ettirmesi de Allah'ın sayesinde oluyor. Bütün duaları işitmesi de aynı şekilde. Evet. Yani milyarlarca insan aynı anda dua etse, evet, hiçbiri sıraya sokulmaz. Yani ya da kota doldu denmez kimseye. Yani hani şimdi dil, daha sonra gel veya aradığınız yaratıcıya şu anda ulaşılmıyor falan demez yani hiç kimse. Allah herkesi, Allah semidir, herkesi ona dua ettiği, yöneldiği anda işitir ve icabet eder. Ama icabet etmesi onun duasını istediği şekilde gerçekleştirmesi anlamında değildir. Allah'ın dikkate alması anlamındadır. Peki şimdi az önce dediniz ki tövbe kapısı her zaman açık bırakılmıştır insan için, tövbe edebilir. Mahşer anında, yani o kıyamet koparken tövbe etmek mümkün müdür ve kabul edilir mi böyle bir şey? Yani son anda böyle bir insanın şansı olabilir mi? Şimdi tabii ki mahşer anında Kur'an'da bununla ilgili ifadeler var. Oradaki tövbe ediyorlar. Yani tövbe ediyorlar değil mi? Yani ona benzer ifadelerde bulunuyorlar. Hani biz pişmanız, geri dönelim falan diyorlar. Yani artık geri berzah vardır, dönemezler. Hı hı. O aslında, geriye dönmek isteyenler de bir devi pişmanlık beyan ediyorlar. Kur'an'da ahiretteki artık affedileyim, yeniden düzeleyim isteklerinin geçersiz olduğunu söylüyor. Çok açık bir şekilde. Hatta Kur'an'da Firavun'la ilgili bir örnek vardı. Bırakın ahireti, dünyada işte bütün kötülükleri yapmıştır. Firavun artık öleceğini anlamıştır. Tam öleceğini anladığı anda ben Hazreti Musa'nın Rabbine iman ettim der. Öleceği anda artık yani tam ölüyor. Ama bunu gönülden mi diyor yoksa son anda bir paçayı kurtarma çabası mı? Tabii onun iç dünyasını da Allah bilir. Ama sonuçta Allah onu kabul etmeyeceğini söylüyor. Yani o andaki Firavun'un duası, yani bu dünyada bile son saniye gelmiş. Artık son saniyede ölürken artık ben her şeyi tövbe ettim diyor. Yani her şeyden af diliyorum diyor veyahut da iman ettim diyor. Allah onun bile geçerli olmadığını söylüyor. Kısacası hele hele ahirette çok açık ifadeler var. Burada zaten ahirette pişmanlığını beyan edenlerle ilgili manzaralar var. Ama o pişmanlığın artık son pişmanlık fayda etmez. Yani son pişman veya ahiretteki pişmanlık fayda etmez mesajı Kur'an'da çok açık nettir. Burada tövbeyle ilgili bir yanlış anlaşılma var. Onu ifade edelim. Şimdi tövbe etmek aslında o halden geri dönmek,
ve tekrarlamamak üzere geri dönmek. Yani hayattayken yapıyoruz. Evet, yani şimdi zaten ölmek üzere olan bir adamın o halden geri dönüp hatalarını telafi edebileceği bir vakti olmuyor ki tövbesi kabul olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani tövbe etmek böyle sadece kuru böyle ağızdan çıkan bir laf değil. Allah'ın affetmesi de öyle. Yani Allah günahları toptan affeder diyor. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günahı yok şirk dışında. Allah günahları toptan affeder. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesme diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar tekrarlanıyor. Ama Allah'ın affetmesi öncelikle insanın affedilmeyi dilemesi ve affedilmeyi hak edecek eylemlerle hatalarını telafi etmesiyle gerçekleşecek bir şey. Yoksa sadece Allah'ın beni affet demeyle, Allah'ın affetmesiyle sınırlı bir şey değil. Bu anlamda tövbe içinde o yaptığımız hatalardan dönmek ve onları tekrarlamamak üzere çabamızı ortaya koymamız gerekiyor ki Allah o tövbemizi kabul etsin. Peki ahirette diğer tarafta en büyük suç ne? Yani bir insan hangi günahla Allah'ın karşısına çıkarsa hiçbir şirk, şekilde... Allah'a ortak koşmak. Yani Kur'an-ı Kerim'de çok açık. Hani genelde şey vardır, halk arasında çok yaygındır. Hani kul hakkı denir. Derler. Hatta bunun olmamasına rağmen nasıl üretmişse insana ayet zannediyorlar Kur'an-ı Kerim'den. Bana kul yani, hakkıyla gelmeyin evet, neyle diye... gelirsen gel, bana kul hakkıyla gelme diye bir ayet olduğunu zannediyor insanlar. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Yok mu? Kur'an-ı Kerim'de kul hakkı şeklinde kullanılan bir kalıp da yok. Ama şu var tabii ki yani ölçüde tartı, hile yapmamak, insanlara zulmetmemek, bunlar hepsi kul hakkı dediğimiz şeyin içerisine girer. Hı-hı. Ama doğrudan Allah'ın şu kul hakkıdır veya bana neyle gelirsen gel, kul hakkıyla gelme şeklinde Kur'an-ı Kerim'de bir kullanım yok. Ama ne var? Şirk. Yani Allah'a ortak koşmak. Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışında kalanı dileyen ve dilediği kişi için affedebilir diyor. Yani şirk büyük bir zulümdür diyor. Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür. Dolayısıyla bir insan Allah'a ortak koşmuş şekilde eğer ki Allah'ın huzuruna geliyorsa o insan en büyük zulmü işlemiş demektir. O insanın affedilmesi de söz konusu değildir. Şimdi hocam reenkarnasyona inanmadığınızı biliyorum. Fakat tenasüh diye bir şey var değil mi? Yani o da yani ben sizin için araştırmaları yaparken gördüğüm şey, ben de ilk defa gördüm. Bir insanın tekrar azap çekmek üzere bir hayvan vücudunda gönderilmesi. Bu Kur'an'da geçiyor mu? Dünyaya mı? Dünyaya. Yok, Kur'an'da geçmiyor. Tenasüh diye bir şey peki o zaman? Mesih diye var. Mesih diye şeyi mi kastediyorlar acaba? Yani bir kısım geçmiş kavimlerden işte onları domuzlara ve maymunlara dönüştürdük şeklinde bir Kur'an'da ifade var. Cezalarını yani, çekmek için bir hayvan vücudunda. O bir daha dünyaya gönderilme şeklinde değil, dünyadakilerin dönüştürülmesi şeklinde bir mesih var. Belki onu kastediyor olabilirler. Şu Kur'an'da böyle bir ifade, dünyaya bir daha yollanma hayvan şeklinde bir ifade yok. Bu tabii ki söyleyenler onu uydurmuşlar. İslam'da öyle bir ifade yok ama mesihi kastediyorsa domuzlar ve işte maymunları onları çevirdik tarzı bir ifade var. Oradaki ifadeyi kimi tefsirciler karakter olarak çevrilme olarak anlamışlardır. Yani en azından hani domuz bir yerde açgözlülüğü, hani bizde de bazı hayvanlar belli şeyleri temsil eder. Diğer taraftan maymun da dış görüntüsüyle insan olup, yani insan gibi olup dış görüntüsüyle insana benzeyip, fakat davranışlarıyla, şeyleriyle insandan tamamen ayrılır. Bir yerde karşı tarafında dış görünüşleriyle hani insan olup davranışlarıyla insandan uzaklaştıklarını ifade etmek için onları maymuna çevirdik veyahut da işte kötü özelliklerini belirtmek için domuza çevirdik ifadesi vardı. Yani ben de birçok tefsir gibi oradaki domuz maymuna dönüştürmeden kastın bu karakter olarak dönüştürme tarzı bir şey olduğu kanaatindeyim. Bu şimdi ama bu... bir şey zaten asla Kur'an'da bir daha yeryüzüne tekrar başka hayvan suretinde gönderildi veya ahirette bir hayvan suretine sokulma şeklinde bir ifade Kur'an'da hiçbir yerde geçmez. Bu şimdi uzak doğu inançlarında işte Hint mistisizmde vesaire burada biraz bu evrenin ezeli fikri olduğu için bu insanlar veya işte canlılar diyelim öldükleri zaman bunların ruhları ne oluyor? Çünkü bir ahiret inancı yok. Bizim anladığımız anlamda teist inanç sistemlerindeki bir ahiret inancı yok. Ne oluyor bunların ruhları? Ha, kötü ruhlar daha aşağı bir şekilde tekrardan dünyaya giriyorlar. Böyle bir döngüsel anlayış var. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde mesela cennet ehli diyor ki ilk ölümümüz değil mi? Bir daha ölüm yaşamayacağız burada. Bir ölüm söz konusuydu ahirette bu anlamda gittiğimiz zaman. Tekrardan dünyaya dönmek isteyenlere bunun mümkün olmadığı söyleniyor. Yani dünyaya dönmek mümkün değilse zaten insan olarak da dönmek mümkün değildir. Herhangi başka bir canlı olarak da dönmek mümkün değildir. Ya da insanın birkaç tane dünya hayatı yaşaması mümkün değil. Yani böyle bir durumda insanın ortalaması mı alınacak mesela? Yani kaç tane hayat yaşadıysa yaşadığı hayatta yaptığı şeylerle ilgili bir ortalaması mı alınacak bu işi? Üniversitedeki ders notunun belirlenmesi gibi bir şey değil. Ya da çan eğrisi yok mesela. Yani işte şu hayatını böyle yaptı, bu hayatını böyle yaptı. Başka kimler ne yaptı? Ortalama bulalım. Ona göre geçti kaldı yapalım falan gibi durum söz konusu değil. Herkes bir sefer bir hayat yaşama imkanına sahip.
Bu yaşadığı hayatın sorumluluğuna sahip ve bunun hesabını vermekle yükümlü her insan. Onun dışında tekrar dünyaya dönmek ve bir hayat yaşamak gibi durum söz konusu değil Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi şeytanı soranlar çok var. İblis kimdir, şeytan ne demektir, deccal nedir diye. Ve genelde de şu soru sorulmuş izleyicilerimiz tarafından. Ölüm anında şeytan bizim yanımıza gelip bizim Müslüman olarak ölmemizi engellemeye çalışacak mı? Böyle bir şey var mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani şeytan saptıran demek. Hı hı. Yani saptıran Kur'an'daki şeyi görüyoruz. Tabii ki iblis şeytanların başı böyle bir görünmeyen. Kur'an'da insanların gözleriyle göremediği bir şeytan tipi varsa işte Nas suresinden de görüyoruz. Yani o saptırıcının hem insanlardan hem görünmeyen varlıklardan olacağı geçiyor. Yani sonuçta insanlardan saptıran biri de şeytan zaten kelime anlamı da saptıran demek olduğu için Kur'an'ı anlamında o da bir şeytan olarak nitelendirilebilir. Ama bir de dediğim gibi böyle görünmeyen varlık olarak iblisin devamı olan şeytan da var Kur'an'da anlatılan. Şimdi bu sürekli insanı saptırdığı için bu yani ölüm anı da bundan veyahut ölüme yakın anda bir istisna değildir. Ama şöyle bir şeyin olmasını ben kendi adıma mümkün görmüyorum. Bir insan hayatı boyunca sapmıyor. Yani hı-hı. Allah yolunda, din yolunda gidiyor. İşte ne bileyim belli ahlaki kuralları yapıyor, şey yapıyor. Son anda bir anda 15 dakika kala ölmesine şeytan onu saptıracak. Yani böyle bir şey ben mümkün görmüyorum. Yani insan yani yaşadığı gibi ölecektir. Allahu alem. Sonuçta Allah'ın ben öyle bir şeye izin vereceğini falan zannetmiyorum. Şeytana zaten Kur'an'da çok açık şekilde şey ifade edilir. Yani o şeytanın insanı zorla saptırma gücü yok. Üzerinde bir İnsanın sultası. Aklına kuruntular vermesi şeyi var. İnsan o kuruntulara kanıp da mesela nedir? İnsanı mesela diye fakirlik korkusuyla korkuttuğu geçer. İşte şeytanın. Fakirlik korkusuyla korkan bir insan ne yapar? Sürekli malı yiyar, fakirlere vermez, zor durumdakilere vermez. Aklına öyle bir kuruntu gelir. Kur'an'da şeytan o kuruntunun arkasındaki kişi olarak yansıtılır. Mesela fakirlik, buna benzer başka korkuları da yapabiliriz. Veya kuruntuları yapabiliriz. O siz fakirlik korkusuyla korkup da ona kandığınızda, malı yığıp da işte elinizde imkan varken başkalarına vermediğinizde biter şeytanın vesvesesine içinize attığınız kuruntuya kanmış olursunuz. Ama şeytan hiçbir şekilde sizi gırtlağınızdan tutup da sizin paranızı siz diğer fakirlere vereceksiniz ama elinizi falan böyle yapıştırıp da veyahut da beyninize böyle bir engelleyici koyup da sizin zekat vermenizi, sadaka vermenizi engelleyici bir gücü yoktur. Öyle bir gücü yoktur. Bu yüzden şeytanın ölümü 15-20 dakika kala insanın gelip beynine çöküp de beyninin bir anda kimyasını bozup da onu inkara zorla böyle neredeyse götürecek gibi bir gücü yok. Yok. Yani şeytanda öyle bir güç vehmetmemek lazım. Kur'an'dan anlıyoruz bunu zorlayıcı gücü olmadığını. O yüzden bir insan Müslüman yaşıyorsa Allah'ın izniyle Müslüman olarak ölecektir diye beklemek lazım. Şimdi bir soru var. İlginç de bir soru. Demiş ki bir hocamız ahirette beden olmayacak, bir ruh olarak bulunacağız, cinsiyet de olmayacak dedi. Peki öyleyse yeniden dirilme ve ailelerimizle beraber olmamız nasıl açıklanıyor? İlk sorusu bu, ikincisi çok üzücü. Yine aynı kişi devam ediyor sorusuna. Diyor ki bir de oğlumu kaybettim çok yeni, 9 yaşındaydı. Bizim geçmiş günahlarımızdan dolayı alınmış olabilir mi bizden? Şimdi şöyle diyelim, birincisi sondan başlayalım. Allah rahmet eylesin, o da mekanı cennet olsun. Yani Kur'an'da bir insanın akledeceği kadar dünyada kaldınız mı diye cehennemliklere soruluyor. Bir insanın, pardon yani, hocam. Akledecek kadar bir süre dünyada kaldınız mı diye. Kalmadınız. Şimdi zaten bu ayetteki sorudan şunu görüyoruz. Yani azabın şartlarından biri bir insana dünyada yeterli süre kalmaz. Hiç şüphesiz 9 yaşındaki bir çocuğun durumu o duruma dahil. Yani sonuçta 9 yaşındaki bir çocuk Allah-u Alem yani cennetlik olması dışında başka bir yol yok yani. Mutlaka bence Allah-u Alem cennetlik olacaktır. Ama bizim günahlarımız ama yüzünden değil, cennet, mi kaybettik cennette, çocuğumuzu diyor. Yok onu da ona da geleceğim. Yani çocuk cennetlik olunca oradaki ahirette cennette vildanlar, çocuklar olduğu da geçiyor. Ama onların işte belki kaç yaşında görüntüyle olabileceklerini insanların ahirette geçmiyor. Ama onların daha olgun insanlar gibi, çocuk gibi mi olacağını bilmiyoruz. Yani çocuk olarak vefat edenlerin onu ahirette öğreneceğiz. Ama ahirette çocuklar olduğu Kur'an'da geçiyor. Bir kısım bu çocuk yaşta ölenlerin kaynağı ne olacağını düşünenler olmuştur. Ama bu dediğin gibi Kur'an'da açıkça ifade edilen bir şey değil, bir tahmin. Bilmiyoruz. İnşallah cennette çocuğuyla görüşecektir o diye ümit etmesi lazım. Ayrıca günahından dolayı çocuğun ölmesi diye bir şey yok. Günahından dolayı çocuğun ölmesi diye bir şey düşünse peygamberimizin kaç tane çocuğu öldü, erkek çocuklar öldü. Peygamberimiz de çok üzüldü.
Yani İbrahim diye de çocuğu öldü, Kasım diye de öldü. Yani peygamberimizin de hem kız çocuğu hem erkek çocuğu küçük yaşlardayken ölmüştür. Peygamberimiz tanık olmuştur buna. O yüzden yani günahından dolayı çocuğum öldü. Hem Kur'an'la bağdaşır böyle bir ifade. İşte peygamberimizde de benzeri örneğini görüyoruz. Ondan bu yanlış bir düşünce. Böyle bir düşünce düşünmesin. Ahirette çocuğuyla kavuşmayı ümit ederek bence yaşasın. Şimdi öbür ilk sorusu neydi? İlk sorusu da şeydi. Cinsiyet yoksa ailelerimizde nasıl birlikte olacağız? Kur'an'da ahiretteki cinsiyet meseleleriyle ilgili çok detaylı bir anlatım yok. Ahirette cinsiyet olmayacağıyla ilgili bir şey de yok. Şimdi biz sonuçta dünyada bir erkek ve kadın cinsiyetinde yaratıldık. Ahirette bir şekilde dünyadaki kimliğimizin, benliğimizin, nefsimizin devam edeceğini görüyoruz. Bu tabii ki ilk aklımıza dünyadaki cinsiyetimizin de devam ettireceğimiz anlamına geliyor. Yani sonuçta hani ruhun cinsiyeti var mı dediğinizde ben var demiştim. Çünkü ruh dediğimiz biz, bizim cinsiyetimiz varsa ruhun da var. Şimdi ahiretteki cinsiyet meseleleri veyahut da cinsellik olup, çünkü cinsiyetimiz dünyada biraz cinsellik olmasıyla da alakalıdır. Veyahut da ahirette cinsellik olup olmadığı, olacaksa nasıl olacağınla ilgili detaylı bir anlatım olmadığı için bu cins veya cinsiyetlik meselelerinde detaylı bir şey söylememiz mümkün değil. Fakat Kur'an'daki anlatımlardan bedenle, bir de onu soruyor, onu söyleyeyim. Evet. Yani cinsle cinsiyet hakkında Kur'an'da detaylı bir anlatım yok. Yani yorum yapamayız o yüzden. Ama bedenlenmeyle ilgili şeyin açıkça yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'daki ahiretle ilgili anlatımların hepsi oraya mahsus bir bedenlenme olduğunu gösteriyor. Mesela ahirette diyelim meyve ağaçları gibi ağaçlar var. Ahirette mesela oturulacak alanlar var, değil mi? Yani bizim insan aklımıza tahayyül edemeyeceğimiz. Ama yeni bir yaratılışla yaratılacağız diye geçiyor. Şimdi o yeni yaratılış yeni bir bedeni çağrıştırıyor ama o beden, ahirete mahsus o beden nasıl bir beden olacağı bilmiyoruz. Peki ölmek kötü bir şey midir hocam? Ya şimdi bu anlattıklarımdan sonra kötü bir şey olur mu? Değil, değil mi? İşte bakın insan çocuğuyla kavuşacak. Kimisi annesiyle babasıyla kavuşacak. Ha şimdi hepsinden o noktada şunu sormak istiyorum. Allah'la ölmek değil de ölüme hazır olmamak kötüdür. Peki şunu sormak istiyorum. Allah'la kavuşma imkanımız var. Yani aslında biz evet ölümden korkuyoruz. Allah'ı görecek miyiz yani? O da tabii tartışılmış bir mesele. Yani Kur'an'da Allah'ın görülmesi tarzında bir şey, Allah böyle dünyada bir şey göreceğimiz tarzında bir ifade geçmiyor. Gözlerin onu görmeyeceği Allah'ın geçiyor. Buradaki bir ahirette Allah'a bakarlar tarzı bir ifade var. Bundan dolayı ahirette Allah'ı görme anlamında bir şeyin olup olmayacağı tartışılmış. Bu konuda mezhepler arasında farklı fikirler çıkmış. Ama benim de şahsi kanaatim oradaki görmenin Allah'a yönelme, Allah'ın farkında olma tarzı anlamlara gördü. Yani Kur'an'da gözler onu göremez ayetinin de ifade etmesi nasıl olup gözlerin. Ama gözler onu, bizim... onu biz bu dünyada yaşarken mi göremiyoruz? İşte onu da bir kısmı öyle tevil etmeye şimdi çalışıyor. Şimdi Hazreti Musa Allah diyor ki Rabbim göster bana kendini göreyim seni. Hazreti Musa diyor. Musa diyor. Allah da diyor ki beni görmen söz konusu değil, mümkün değil. Şu dağa bak diyor. Allah dağa tecelli ediyor. O dağ yerle bir oluyor. Ve Hazreti Musa işte bayılıyor. Sonra tövbe ediyor. Şimdi eğer böyle bir şey ahirette olsaydı mesela Allah şöyle bir şey diyebilirdi belki orada. Bu dünyadayken beni görmen mümkün değil. Ama sen iman etmiş olarak salih kullarımla beraber cennete girdiğin zaman o zaman beni göreceksin derdi. Ama Allah orada aslında o kapıyı kapatıyor. Ve ahirette Allah'ın görülmesi, işte Allah'ın rızasının böyle özlem duyulması, Allah'a yönelmesi gibi bir durum söz konusu olacak ama bir şeyi görmek yani bizim bir cismi bir nesneyi görmemiz gibi böyle fiziki bir görme gibi bir durum söz konusu değil. Niye değil? Çünkü Allah'ın anlamda görülmesi demek Allah'ın belli boyutlarda, ebatlarda, ölçülerde olması demek. Yani bizim görme eylemimizin gerçekleşmesi gibi bir durum söz konusu. Allah'ın eşi benzeri yoktur diyor. Biz mesela ahirette bile olsa Allah'ı görsek neye benzeteceğiz onu? Yani çünkü onu bir şey olarak algılamamız lazım. Ama Allah'ın hiçbir şeye benzemez ki Allah'a. Peki, ama yeni bir yaratılışla yaratacağız şeklinde ahirette geçtiği için. Yani ahirette bir nevi beden olacakmış gibi bir izlenim var. Kur'an'da anlatılanlardan gördüğümüzde çünkü karşılıklı sohbet edecek sohbet alanları var. Meyve ağaçları var. Gerçi benzetmeli anlatımdır onlar dünyayla. Ama teşbihtir yani dediğimiz. Fakat yeni bir bedenle yaratılacak da dendiği için. O ne tür ve orada beden? Da bırakılıyor. O beden nasıl bir bedendir de tarif edilmediği için. Yani biz kesinlikle şöyledir dememiz mümkün yani değil. Insanlar... Kim diyorsa, niye bu bakın, kadar şahabeli bırakılacak? Hayır şöyle Kur'an'da ahiretle ilgili anlatımlar oldukça geniştir. Çünkü şunu görüyoruz Kur'an'da bizim için önemli olan. Allah bu dünyadaki ne yapacağımızı haber veriyor. Sonra ahirette bunların hepsi karşınıza çıkacak. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür.
Kur'an ayeti dedik. Kim zerre kadar kötülük yaparsa onu görür. Şunu sorabilir miyim hocam? Çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum ama az da zaman kaldı, bunu sormak istiyorum. Evet, evet. Şimdi cennet ve cehennem var. İyi insan olursak cennete, yoksa cehenneme gideceğiz. Diyelim ki ben işte eşim, işte dostum, annem, babam. Birimiz çok iyiyiz, birimiz de çok kötüyüz ama birbirimizi çok seviyoruz. Mesela ben öldüm, cehenneme gittim. Benim çok sevdiğim birisi de cennete gitti. Şimdi o beni görmek isteyecek. Ben onun sevdiği kişiyim. Ama ben cehennemden çıkamayacağım. Şimdi cennettekine haksızlık olmuyor mu bu? Sevdiğiyle birlikte olmak istiyor mesela. Vallahi evladıyla, yani, karısıyla, kocasıyla. Bu nasıl sağlanacak? Biz cennetteki bütün detayları, cehennemde ne olacağını bilmiyoruz. Sizin bilmediğimiz, bunlar bilmediğimiz detaylardan birisi. Yani bizim bilmediğimiz konular hakkında bir şey söylememiz yanlış olur. Şunu yani mesela söyleyebiliriz ama belki. Yani hocam şey yapabilir miyiz? Yani şimdi mesela biz bu dünyadaki algılarımız üzerinden sevdiğimiz ve sevmediğimiz insanları tanımlıyoruz. Hı hı. Ama mesela eğer ki bu dünyada çok sevdiğimiz birisi Rabbini razı etmemiş olarak ona dönmüş ve cehenneme gitmeyi hak etmişse, belki biz onu ahirette sevmeyeceğiz zaten. O bize ne kadar yakın olursa olsun bu dünyada. O bizim annemiz babamız bile olsa. Hiç fark etmez. Bakın orada insan öyle bir şey algılayacak ki Rabbinin rızası ve Rabbinin sevgisinden daha üstün hiçbir şey olmayacak zaten. Hı hı. Bu sizin çocuğunuz da olsa, anneniz babanız da olsa, eşiniz de olsa hiç fark etmez. Çünkü o Rabbini razı etmemiş. Bunun daha ötesi yok. Dolayısıyla belki Allah sizin içinizden onunla alakalı bütün sevgiyi alacak. Bazıları diyor ki mesela Allah o cehennemde olsa da ona benzer birisini getirecek, sizin önünüze koyacak. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Işte? Olabilir mi yani? O insanı kandırmak gibi, aldatmak için cennette böyle bir şey olabilir mi? Öte taraftan mesela insanın içinden, öfkeden, kinden, kıskançlıktan yana ne varsa bunların ondan alınacağı söyleniyor. Şimdi bu dünya hayatında biz görüyoruz bunlar var. Her insanda ama çok. Ahirette bunlar yok. Ya da mesela orada size bir yorgunluk dokunmaz diyor. Şimdi orada hastalık yok, kanser yok, ne bileyim herhangi bir virüs yok. Yani değil mi? Böyle bir pandemi sürecine girme gibi bir durum söz konusu. Demek ki bedensel olarak da farklı bir yaratılışımız var. Belki ruhumuz anlamında da farklı bir yaratılışımız var. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerden lezzet alma anlamında da farklı bir yaratılışımız var. Ama tabii ki Kur'an-ı Kerim bunları kesitler olarak sunuyor. Yani Kur'an-ı Kerim cennetin bir gününü anlatmaya çalıştığı, herkesin yaşayacağı şeyleri zaten ciltlerce kitap olması lazım. Bırakın şeyi. Yani bir takım kesitler sunuyor bize. Ahirette bütün bunların ötesinde Allah'ın rızası olduğu söylüyor. Bir küçük bir not düşün, bu da süremiz az kaldığı için fazla açmayacağım ama cennete ve cehenneme girme ifadesindense şunu kullanmak daha doğru: cennetler ve cehennemler. Neden? Niye çünkü çoğul? Çünkü şundan dolayı çoğul: herkesin gireceği cennet de aynı değil, herkesin gireceği cehennem de aynı değil. Herkes hak ettiği cennetlere ve cehennemlere girecektir. Şimdi düşünün ki cehennem azabı var. Yani Firavun'un çekeceği cehennem azabıyla kendi halinde diyelim ki zulmetmiş, haksızlık etmiş, Allah'ın nankörlük etmiş bir insan çekeceği azap aynı olursa burada yani bir adalet söz konusu bunda olabilir mi? Tabii ki. Cennet de öyle. Kur'an-ı Kerim'de mesela gruplara ayırıyor. Vakıa suresinde de var mesela Kur'an-ı Kerim'de. Yani önde gidenler, yarışta ve oluşta önde gidenlerden bahsediyor. Bunların büyük kısmının öncekilerden, peygamberimizin öncekilerden, az bir kısmında sonrakilerden olduğu söyleniyor. Kutlu kişiler olduğu söyleniyor. Ya da mesela Kur'an-ı Kerim'de tahsinler yapılıyor. Mesela iyi insanlardan bahsediyor. Nefsine zulmedenlerden bahsediyor. Oluşta ve yarışta önde gidenlerden bahsediyor. Hı. Bu ne demek? İyi insanlar, kendilerine iyi olanlar. Aslında salih ameller üretmeyen insanlar. Nefsine zulmeden insanlar, kötü insanlar. Oluşta ve yarışta önde giden insanlar kimler? Bunlar hem iman eden hem de salihata yapan insanlar. Hayra ve barışa yönelik eylemler üreten insanlar. Şimdi Allah bunları sınıflandırıyor. İşte cehennemin yedi kapısı olduğu söyleniyor. Şimdi bu yedi tabii çokluk anlamında da kullanılıyor Arapçada. Bizim anladığımız anlamda sayı olarak da yedi kapıdan bahsediyor. Her bölüğün o kapıya ayrıldığından bahsediyor. Bu ne demek? Herkes işlediği suçun karşılığını görecek. Yani zerre kadar bir haksızlık yapılmayacak kimseye. O tartıda, ahiretteki tartıda zerre kadar bir sapma, bir hata söz konusu olmayacak. Peki cehennemde cezasını çeken bir insanın sonradan cennete gitme ihtimali var mı? Cehennemde, cennette bir insan cehenneme girmişse, artık cehennemlik olmuşsa, cehennem elindense, artık o insanın tekrardan oradan çıkması mümkün değil. Çünkü bir insan oraya girmişse artık ebedi orada kalıcıdır. Cennet için aynı şey geçerlidir. Çünkü cennete zaten suç işlemek, hata yapmak gibi durum söz konusu olmadığı için insanın rütbesinin düşmesi gibi bir şey de söz konusu değil. Yani orada işte bir kavgaya karıştın, bir hataya karıştın, al cehenneme koyalım gibi bir şey söz konusu olmaz. Cennetteki bir insanın da iyilik yapması, bir hayırda bulunması durumu söz konusu olmayacağı için de onun da tekrardan alıp cennete getirilmesi mümkün değildir, söz konusu olmaz. Bir şey sorabilir miyim? İnsanlar sevdikleriyle cennette buluşacak ya, ölmüş hayvanlarımızla da buluşacak mıyız? Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Ama neden olmasın? Yani Allah dünyada yarattığı birçok şeyle ilgili mesela Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ifadesi geçiyor.
Bunlar dünyadakilerin bir benzeri diyorlar cennet ehli, cennet nimetleriyle ilgili. Hayvanların da ruhu var mı? Yani bizim insan olarak kastettiğimiz anlamda bir ruhları yok. Ama duyguları var. Yani biz işte bir güdüsel bir takım davranışları, hareketleri var. Zaten bunu görüyorsunuz, hı, tanık oluyorsunuz buna. Tabii yani hepsinin ayrı bir karakteri his, var. Hisleri var ama az önce Caner Hocam demişti ya program başında. Yani bizim farkındalığımız gibi bir farkındalık veya bilinç durumumuz, hı, gibi bilinç durumunda değil. Daha çok güdüsel hareketleri hayvanların. Ama ahirette hayvanların olmasına engel bir durum yok. Allah dilerse onları da yaratabilir. Dünyada yaratmış, orada da yaratabilir. Niye Kur'an'da buna ilgili detaylı bir ifade yok. Gerçi yok, hayvanların da ahirette yani ümmetler olarak Allah'ın huzurunda olacağı tarzı bir ifade bir yerde benzer geçiyor. Çok detaylı ama bir ifade yok. Ama neyin hesabı verir? Yani hesap vermeyecekti. Kur'an'da bizim gördüğümüz genelde cennetin dünyadan çok daha zengin bir yer olduğuyla ilgili bir manzara çiziliyor. Yani çok daha zengin bir yer deyince benim şahsi tahminim yani hayvanlara da yer olacaktır. Allah da insanları ödüllendirmek, sevindirmek istiyorsa dünyadaki hayvanlarıyla da buluşacaklarıdır. Ama İnşallah. Bu benim Kur'an'dan çok açık çıkmayan genel, çünkü ne, canlarının çektiği her şey orada vardır şeklinde bir ifadeden de çıkarttım. Bir de yani ahiretin hem daha zengin bir yer olması hem canlarının çektiğini vereceğinden çıkarttığım bir beklentidir. En azından şunu biliyoruz. Açık net detaylı verilmiş bir ifade değildir, onu da belirtelim. En azından şu konuda eminiz, cehennemde olmayacaklar. Niye olmayacaklar? Çünkü onların dini mükellefiyetleri yok, yükümlülükleri yok, ahlaki sorumlulukları da yok. O yüzden cehennemde insanlar ve cinler olacak sadece. Yani görünmeyen varlıklar, bunu diyemiyorduk herhalde. Evet. görünmeyen varlıklar olacak. Ama hayvanlar olmayacak. En azından onu biliyoruz. Yani hayvanların cehennemde olmayacağı garanti Allah'ın izniyle. Çünkü cehenneme gitmeye hak edecek bir şey yapmıyor ki hayvan. Zaten bir ahlaki yükümlülüğü, sorumluluğu yok. Değerli hocalarım, bitmiş süremiz maalesef. Ne güzel. Bu kadar konuştuk. Hayır. Daha da bir bu kadar konuşabilirdik. Bu kadar da çok soru geldi izleyicilerimizden. Elimden geldiği kadar da sormaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah faydalı olmuştur. Bolca Kur'an okumalarını herkese tavsiye ediyoruz. Biz anlattıklı Kur'an'dan konuşmaya çalıştık. Kesinlikle. Caner Taslaman, Emre Dorman, çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için, her ikinize de. Ve bu haftada başka şeyleri noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi geceler.